tabii şu an 55 saniye var. Sürenin evet, dolmasını bekliyor. Fenerbahçe'den devam edelim. Geçen hafta Afyon'da kazanırken özellikle Klinkenberg skorer oyunuyla göze çarpmıştı. Keza Emre Batu da oldukça iyi oyunuyla Sarılar Caddesi galibiyetine katkı veren isimler oldu. Bugün Klinkenberg'in de en az Afyon maçına kadar skora katkı vermesi gerekiyor. Çünkü bazen sadece termatın eline bakıyor Sarılar Caddesi ve problemler yaşıyorlar. Galatasaray'da Veno zaten her maç 20 sayı sınırını görüyor. Yanına 2. 3. isimler çıkardığı zaman da rahat galibiyete ulaşıyor Sarı Kırmızılar. Yani bugün önemli skorerlerin yanına alternatif isimler çıkartan takım bir iki adım öne geçecek tabii ki. Evet, iki takım da hazır. Galatasaray başlayacak mücadeleye. Yasin Aydın smaçörlerinden Galatasaray'ın ilk servisi kullanacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bu karşılaşmada ilk düdük geliyor başhakem Serdar Nişancıoğlu'ndan. Maç başlıyor. Yüksek top. İyi karşıladı arka alanda Can. İlk sayı Emre Batur'dan geliyor. Orta oyuncusu Fenerbahçe'nin. İlk servisi de takımın pasörü Ulaş kullanacak. İşte böyle sayıyı, ilk sayıyı kazandırdı takımına Emre Batur. Tecrübeli oyuncusu Fenerbahçe'nin. Yüksek top. Block out. Etkili bir smaç izledik. Oliver Venno'dan, Estonyalı pasör çaprazı Galatasaray'ın. Bu arada Ulaş'ın elinde de bir sargı var. İki haftadır o sargıyla oynuyor. Onu da belirtelim. Justin Duff. Kanadalı orta oyuncu. İzzet. Yüksek top. Ermat. Dışarı gidiyor. Walter Termaat. Pasör çaprazı Hollanda'lı. Bakın işte böyle dışarı vurdu topu. Galatasaray önde. Justin Duff. İzzet. Yüksek top. Ve sayı Galatasaray'ın. Temas var. Üçüncü sayıyı aldı sarı kırmızılar. Kevin Klinkenberg. Belçikalı smaçör. Justin Duff. Kısa pas. Block out. Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Ulaş'ın file üstüne bıraktığı kısa top. İkinci sayısı sarı lacivertlilerin. Klinkenberg. Belçikalı smaçör. Ters tarafa iyi pas. İkili blokta başarı var. Termaat. Etkili bir blok. Sayı Fenerbahçe'nin. İşte bakın. Termaat. Ve bloğu. Melih'i blokladı Termaat. Klinkenberg. Melih. Bu top çıkacak mı? İzzet. Bir hücum şansı Galatasaray adına. Selçuk'un pası. Sert smaç. Oliver Duff. Sayı kazandırıyor Galatasaray'a. Oliver Justin Duff. İzzet. Kısa top. Emre Batur değerlendiriyor. Yine iyi top. Ulaş'tan. Smaçörlerinden istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'nin 4 sayısının 3'ü orta oyuncu Emre Batur'dan geldi. Ve o kullanacak servisi de. Can. Selçuk. Loğunda İzzet'in başarı var. Sayı yapıyor. Bak
ile temas ediyor. Öyle olunca da sayı Fenerbahçe'nin oluyor. Venlo. Rakip alana müdahale olarak değerlendirdi Başakim. İle teması değil, Serdar Nişancıoğlu. Nedim Özbey ekranlarınıza geldi. Tecrübeli baş antrenörü Galatasaray'ın. Emre Batur. Yasin karşıladı. Temas var. Melih Sıratça sayı sarı kırmızıları. Melih kullanacak servisi. İşte bakın. Bloktan dışarı gidiyor top. Melih. Kısa pas. Yine ortadan hücum. Halil İbrahim. Kurt'la sayı kazanıyor. Sarı lacivertliler. Termaat. Bakın son sayı ekranlarınızda. Halil İbrahim Kurt. Orta oyuncularından biri sarı lacivertlilerin. Termaat. Selçuk'un pası. Blockout. Oliver Vendo görüntüde. Galatasaray şu an için set içerisindeki en skorer ismi Vendo. Üçüncü sayısı oldu bu. Üçlü hücum setinde. Sarı kırmızılılar. Yüksek top. Nokta başarı var. İyi çıkarttı topu. Fenerbahçeli oyuncular bir hücum daha. Top Water Termaat'tan dışarı gitti. Oliver Venno ön alanda çok etkili. Çok önemli bir oyuncu. Yani ritmini bulduğu zaman gerçekten durdurulması zor bir silah haline geliyor takım adına. Caner Dengin. İzzet. Yüksek top. Venno'nun soluna bıraktı. Ve sayı kazandırdı takımına. İşte bakın. Ulaş Kıya. Ardından sert smaç ve sayı. İzzet kullandı servisi. Melih. Selçuk'un pası. Blockout. Yasin Aydın. Galatasaray yine öne geçti. Pasör çaprazı kullanacak sarı kırmızıların. Servisi Venno. Oliver Venno. Top dışarıda. Halil İbrahim Kurt. Can takip etti topu. Yasin iyi karşılayamamıştı. Şimdi Termaat. Kısa pas. Karşıladı Venno. Selçuk'un pası. Blokta başarı var. Müthiş bir blok. Fenerbahçe pasörü Ulaş'tan. Ulaş Kıyak tecrübeli oyuncusu ve takım kaptanı. Sarı lacivertlilerin bakın. İki pasöründe muazzam hareketlerini izledik aslında. Selçuk tekli blokta bıraktı Galatasaray pasörü Yasin'i. Fenerbahçe pasörü Ulaş da muazzam blokladı. Halil İbrahim Kurt. Selçuk. Venno. Top. İçeride. İnanılmaz bir yerden geçti top. Evet, ben de ona bakıyorum. Antenin neresinden geçti top? Evet, içinden geçiyor ama bakın sevgili seyirciler. Tam antenle Klinkenberg'in bloğu arasında. Klinkenberg'in bloğu arasındaki o küçücük bölümden geçiyor. Top ve sayı. 9-9. İzzet. Ulaşın pası. Bir plase. Can yetişti. Selçuk Venno'ya bıraktı. Ve sayı sarı kırmızılıların. Oliver Venno. Çekişmeli başlayan bir karşılaşma. Bakın Venno tam top inişe geçtiğinde Emre Batur fileye de temas evet, etmiş. Teması çaldı zaten başhakem Serdar Nişancıoğlu ama çıkmayacaktı o top. Güzel pas Ulaş'tan.
Menno. Bir yüksek top daha. Sayı kazandırıyor Kevin Klikenberg sarı lacivertlilere. Bakın. Güzel top ulaştan yine iyi pas. Değerlendirdi. Belçikalı smaçör. Ulaş. Yasin. Top dışarı gidiyor. Justin Duff topu dışarı attı. Duff görüntüde. Öne geçti. Sarı lacivertliler. Bakın. Müsaitti de pozisyona ama Duff kötü vuruyor topa. Ulaş. Selçuk. Menno. Biraz da şanslı alınmış bir sayı. Yeniden eşitlik var. Ulaş kararsız kaldı top bant dansı ikinci Venno'nun hücumunda. İşte bakın. Burada bant dansı etti. Ulaş son ana kadar avuta düşer mi diye bekledi ama ayak müdahalesi yeterli olmadı Ulaş'ın. Yine kısa pas ama bu kez başarılı Caner Dengin. Teknik molaya 12-11 Fenerbahçe önde gitti. Murat Yücekök. Aslında iki takım da bilinen oyun tarzıyla başladı diyebiliriz. Galatasaray Venno'nun skor yükünü sırtladığı bir oyun sistemiyle başladı. Fenerbahçe ise özellikle Emre Batur'un ön turda olduğu pozisyonlarda Emre Batur üzerinden oldukça fazla sayı çıkardı. Sarı lacivertler adına şu ana kadar oyunun temel problemi smaçörleri ve pasör çaprazı Walter Termat'ın skora yeterli katkıyı verememesi. Galatasaray ise az önce Doğukan'la ilk orta oyuncu sayısını buldu ki çok değerli bir sayıydı bu. Teknik molaya geride gidebilirlerdi. Çünkü Fenerbahçe hücum etme şansını da yakalamıştı. Ama Doğukan birebir de iyi bir takipte yakaladı Emre Batur'u ve Galatasaray'ı teknik molaya önde götürdü. Şimdi Galatasaray alıştığımız gibi Venno üzerinden sayılar buluyor. Özellikle Melih ve Yasin'i şu dakika itibariyle Selçuk biraz daha hücumda oyun içerisinde sokmaya çalışacaktır. Fenerbahçe tarafında ise Ulaş ne kadar Termat'ı oyunun içerisine sokmaya çalışsa da Hollandalı pasör çaprazı bir o kadar geri dönüşler verdi. Evet, teknik mola süresi tamamlandı. 11 dakikayı geride bıraktık karşılaşmada. Top dışarı gidiyor. Justin Duff. Kanadalı oyuncu topu dışarı attı. Duff kenarda, can oyunda. Kevin Klikenberg, Merih, Selçuk. Topu karşılayamadı Yasin'in vuruşunda. Ulaş Kıyak. Yasin Aydın. Selçuk keskin kullanıyor. Servisi sarı kırmızılılarda. İki pasör de çok tecrübeli. İzzet. Çaprazdan vuruş. Walter Termat. Top içeride. Servis atışını Emre Batur kullanacak. İşte bakın. Termat'ın açısı dar. Top dışarı gitmiş gibi gözüküyor. Acaba Murat, görmediğimiz bir başka bir şey mi çaldı? Hayır, temas değil, dışarıyı işaret etti. Çünkü çizgen kemi de avut kaldırdı. Oliver Menno sayı kazandırıyor sarı kırmızılılara. Tabii bizim görmediğimiz anda belki bir file teması da çalınmış olabilir. Başka yardımcı hakemin tarafında. Evet. Ama çizgi hakemi de avut kaldırınca bizim de bir kafalarımız karıştı tabii. Melih Sıratça kullanacak servisi 14-13. İyi servis. Ulaş. İzzet. Üçlü blokta başarı var. Top içeride. İyi bir savunma bloğu Galatasaray'dan. Ve sarı kırmızılılar farkı ikiye çıkarttılar. İşte bakın. İzzet biraz açıktan vuruyor. Top oyun alanında. Melih. Ulaş.
Blokta başarı var. İzzet. Ulaş bir kez daha İzzet ve sayı. Top taşıma çaldı başhakem. Enteresan. Top taşıma. Sence top taşıma mı gerçekten Murat? Şimdi buraya bakalım hemen. Bakalım. Ya top taşıma hakemler arasında çok fazla standartı olmayan bir şey. Ya. Hakemin görüşüne kalmış bir şey. Şimdi Serdar Hoca çaldı, başka bir hakem çalmayabilir bunu. Zaten bunun yüzünden çıkıyor tartışmalar devamlı. Bir normu yok, standartı yok. Ama ben olsaydım kulede çalmamaktan yana kullanırdım. Peki 16-13 oldu ve Fenerbahçe ilk molayı kullanıyor. Marius Sorden. Tabii 3 sayılık seri geldi Galatasaray'dan. Ve 13-13'ten sonra 3 sayılık önemli bir farkı yakaladılar. Tabii şimdi iki takım da yabancı, iki yabancı ile oyunda. Ben hem Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın bir yabancı takviyesi yapmak istediğini biliyorum. Çünkü Fenerbahçe Çubukoviç'ten Galatasaray'da Gergen'in istedikleri performansı alamadı. Ama bu dördüncü oyuncu olarak mı yapılır o takviye, yoksa yabancı oyuncuda bir değişikliğe mi giderler onu bilmiyorum. Ama iki takımın da birer smaçör arayışı var. Onu biliyorum. Melih. Klikenberg karşılamıştı. Güzel smaç. Halil İbrahim Kurt. 16-14. Fenerbahçe krizden yine bir orta oyuncusu skor katkısıyla çıktı. Bu kez Emre değil, Halil sayıyı buldu. Walter Termaat. Can Selçuk. İzzet başarılı. Fileye temas. Oliver Venno fileye temas ediyor. Sayı Fenerbahçe'nin. Farkı bir sayıya indiriyor sarı lacivertliler. Bakın Venno düştüğü anda fileye temas ediyor. Eliyle. Termaat. Melih karşıladı. Selçuk. Top dışarı gidiyor. Fenerbahçe yakaladı Galatasaray'ı. Bu arada tabii bir görüntülü değerlendirme isteği var. Temas olduğu yönünde sarı kırmızılıların. Bir kez daha ekrana geliyor Selçuk'un pası. Bakın. Vuruşu yapan Yasin. Temas var mı? Yok mu? Şimdi Ulaş'ın eli sarılı olduğu için hani o teması buradan seçmek biraz zor. Gerçekten öyle. Bakalım karar ne çıkacak? Metin Korkut. Görüntülü değerlendirme sistemindeki hakemlerle pozisyona baktı. Bizde blok teması var mı? Hayır. Evet, elini sola doğru hamle yaparak çekmiş. Ulaş. Temas yok. 16-16 oldu. Ve Galatasaray Nedim Özbey mola alıyor. Galatasaray'ın 6. direkt hatası oldu bu. Hata sayıları biraz fazlalaştı. Bu arada Nedim Hoca yardımcı hakemle konuşuyor şu an. Az önceki GDS isteğiyle alakalıydı sanırım. Fenerbahçe 3-0'a, 3-0'la karşılık vererek 16-16'da beraberliği yakaladı. Tabii Fenerbahçe'nin orta oyuncularının skor katkısı kadar Galatasaray'ın yaptığı direkt hataların da burada etkisi fazla. Fenerbahçe Galatasaray oranla daha az basit hata yaptı, direkt hata yaptı. İyi de servis atıyor şu an sarı lacivertliler. Aynı performans sürecek mi? Çünkü genelde Hollandalı pasör çaprazı Termaat alınan molalardan sonra servis kaçırıyor. Bakalım bugün yine aynısını tekrarlayacak yoksa kendi yeni bir sayfamı açacak. Çünkü çok dikkat ediyorum ben. Özellikle Termaat molalar sonrasında iyi servisler atmıyor. Bakalım bugün nasıl olacak? Oyunda i̇yi kaldı. Servis Can Selçuk. Top dışarı gidiyor. Yasin Aydın topu dışarı vurdu. Yasin Aydın'ın üst üste dışarı vurulan toplar. Fenerbahçe'nin sonuç sayısının tamamı Galatasaray hatasıyla geldi bu arada. Seride 4-0 sayı oldu. 4 sayı oldu. Walter Termaat. Biraz önce yapmadı hatayı ama şimdi yapıyor. Hollandalı pasör çaprazı.
Eşitlik var. 17-17. Caner Dengin. Yüksek top. Venmo şuradan bile sayıyı çıkardı. Yani bazen zor pozisyonda tüm gücünüzle yüklenmek bir şey ifade etmiyor. Bazen akıl sayıları gerek. Şu an Venmo'nun bulduğu gibi. Bunlardan biri. İşte bakın. Venmo. İki bile abinden çarptırıp. Plasesi ve sayı. Caner. Çok güzel bir servis Caner'den geliyor. Caner Dengin sayı kazandırıyor. Doğukan. Hemen düzeltelim tabii. Doğukan. Doğukan'ın kazandırdığı sayı. Tabii İzzet topu karşılayamadı. Özellikle teknik numara sonrası iki takımın da seriler yakaladığını gördük. Önce Galatasaray'ın 3-0'lık serisi. Daha sonra Sarı Lacivertler'in 4-0'lık serisi. Ve şimdi Galatasaray'ın üst üste bulduğu iki sayı. Galatasaray 19-17 öne geçirdi. Fenerbahçe antrenörü ikinci molasında kullanmak zorunda kaldı Marius Sordiç. Şimdi Doğukan iyi servis atan sarı kırmızılarla evet, beraber. Biraz Doğukan önce kullandığı servis de çok güzeldi. Şimdi üçlü hücum kurumda da Galatasaray bunu da pozitife çeviriyorlar. Tekrar Doğukan'da top. İzzet. Ulaş. İzzet yükseliyor. Yetişemedi bu topa. Melih ve sayı Fenerbahçe'nin. İzzet Ünver kullanacak servisi. İşte bakın. Sert smaç. Duff'ın dağınık bloğunu iyi kullanmış İzzet. Ama şimdi de topu dışarı gönderiyor. İzzet ve Galatasaray 20. sayısını aldı. Oliver Venno. Caner iyi karşıladı. Sert smaç. Water Termaat'tan. Oğuzhan oyuna giriyor. Caner kenarda. Bu Termaat'ın ikinci sayısı ama ilk hücum sayısı. Bir de blok sayısı vardı Hollandalı'nın. Halil İbrahim Kurt. Kenarda Oğuzhan Karasu oyunda. Oğuzhan. Etkili servis Oğuzhan'dan. Emre tecrübesini konuşturdu. Termaat. Melih'in yapabileceği bir şey yok bu smaca. 20-20. Çok etkili bir servis kullandı Oğuzhan Karasu. Hataya zorladı Galatasaraylı oyuncuları. Bunda da başarılı oldu. Bakalım aynı tür bir servis mi gelecek? Yüksek top. Selçuk'tan. Ve Yasin değerlendiriyor bu kez. Yeniden Galatasaray önde 21-20. Oğuzhan kenara geliyor. Halil İbrahim Kurt da öyle. Caner oyunda. Servisi Yasin Aydın kullanacak. İzzet. Ulaş. Termaat. Top. Fileden, bantın üstünden geri döndü. Fenerbahçe yarı sahasına. Fenerbahçeli oyuncular o görüşte değiller. Challenge istiyorlar. Hoca ilk önce Fenerbahçe'ye, daha sonra sanırım Galatasaray'a. Hayır, onu yanlış yaptı Galatasaray'a aslında verme niyetinde ki. Burada blok teması olmadığı görüşünde maçın baş hakemi Serdar Nişancıoğlu. Şimdi iki takım kaptanı da çağırdı yanına. Evet, kararı öğrendi Fenerbahçe'de oyuncular ve şimdi itiraz ediyorlar. Emre Batur'un itirazı var. Temas var diyor Emre.
kendinden emin gözüküyor. Bakalım öyle mi? Blok teması var mı? Galatasaraylı oyuncuların teması var mı? İşte bakın. Pozisyon. Sanki Erman. Temas var ya. Öyle gibi gözüküyor. Ama Melih'in eline var gibi. Yani çok yanıltıyor biliyorsun. Evet. O kadar hızlı akan oyunda. Evet ama var. Evet var. İşte bakın burada temas ediyor top. Net bir şekilde gözüküyor. Şimdi servis tekrarı olacak sanırım. Emre haklı. Servis tekrarı olması lazım. Evet, sayıyı verdi. Sayıyı verdi. 21-21. Başhakem Serdar Nişancıoğlu. Top dışarı gitti diyor. Bu nedenle de sayı Fenerbahçe'nin diyor. 21-21 ve Ulaş Kıyak kullanacak servisi. Fenerbahçe kaptanında top. Ulaş. Selçuk kısa pas. Bunu değerlendiriyor Justin Duff. Sayı Galatasaray'ın. Çok çekişmeli geçen bir ilk set. 25 dakikayı geride bıraktık. Hatta 26 dakika oluyor. Maçın başlamasından bu yana geçen süre 22-21 Galatasaray önde. Ve sarı kırmızılarda Emin kullanacak servisi. Emin Gök. Orta oyuncularından biri sarı kırmızılıların. İzzet Ulaş. Termat. Yeniden beraberlik var mücadelede. Oyuna iyi başlayamayan Termat. Serdar Cert'lerin son bölümde skor yükünü çeken isim oldu. Galatasaray ise Venno üzerinden uzun zamandır alışılagelmişin dışında skor üretemiyor. Kevin Klikenberg. Top dışarıda. Kritik bir hata. Belçikalısı maçı oradan geliyor. Sarı kırmızılar yeniden önde. 23-22. Selçuk. İzzet, Ulaş, Termat, blockout. Yeniden eşitlik var. Halil İbrahim Kurt oyunda. Ve Oğulcan oyuna giriyor. Oğulcan yatkın kullanacak servisi. İkinci pasörü Fenerbahçe'nin ve Galatasaray son bola hakkını kullanıyor. Birinci sette. Yani son boladan bu yana aslında biraz roller değişti. Galatasaray Venno'nun bulduğu sayılarla oyun içerisinde kalıyordu. Fenerbahçe Galatasaray'ın yaptığı direkt hatalarla. Ama tam tersine döndü. Fenerbahçe'nin termat skor yükünü sırtlamaya başladı. Galatasaray ise kendi hücumlarından daha çok Fenerbahçe'nin son bölümdeki direkt hatalarıyla setin içerisinde kaldı. Şimdi çok önemli bir sayı oynanacak. Bu arada sürpriz bir sonuç gördüm ben ligde. Tokat Halkbank'ı 3-1 yenmiş. Lig lideri Halkbank. Tokat'ta kaybetmiş 3-1. Tokat kazanmış. Onu da şu an bitmiş. Efeler Ligi'nin sürprizi olarak, haftanın sürprizi olarak notlarımızın arasına alıyoruz bunu da. Venno. Oliver Venno sayı kazandırıyor Galatasaray'a. Ve sarı kırmızılılar set sayısı için servis atışı kullanacak. Fenerbahçe'de Oğulcan kenarda. Cukkovic'i de çağırdı. Sordil.
Set sayısı için servis atışını Melih Sıratça kullanıyor. Caner, Ulaş, İzzet. Blok teması var diyor başhakem Serdar Nişancıoğlu. 24-24 oldu. Yalnız İzzet 2'dir karşısında ikili blok oturmasına rağmen dağınık blokları iyi kullanıyor. İşte bakın İzzet'in smacı temas var ve sayı Fenerbahçe'nin. Şimdi Fenerbahçe pasörsüz kaldı ama fide önünü uzattı. Ulaş'ın yerine Cukkoviç oyunda. Evet, Sırp smaçör oyunda Konstantin Cukkoviç. Termat servisi kullanacak. Yarım saati geride bıraktık mücadelede. Birinci sette eşitlik var. 24-24. Termat kullandı servisi. Can. Selçuk'un pası. Arka alanda topu güzel karşıladı Klinkenberg. Termat blokta başarı var. Üçlü blok. Yasin Aydın, Oliver Venno ve sayı Galatasaray'ın. İşte bakın ortada da Doğukan. Blokta başarı var. Bir kez daha set sayısı için servis atışı kullanacak sarı kırmızılar. Doğukan Ulu'yla. İzzet ve Oliver Venno ilk sete noktayı koyuyor. Birinci seti 26-24 alıyor Galatasaray. 31 dakika sürüyor karşılaşmada birinci set ve 1-0 sarı kırmızılar öne geçiyor. Yücekök, Oliver Venno son noktayı koydu birinci sette. Onun etkili oyunuyla iyi başlamıştı Galatasaray. Set ortasında bir ara kayboldu ama yine set sonunda sahne aldı ki son sayının tamamını buldu. Estonyalı pasör çaprazı ve takımını setlerde 1-0 öne geçirmeyi başardı. Fenerbahçe özellikle setin 20'li sayılarına kadar Hollandalı pasör çaprazı Termaat'tan fazla skor katkısı alamıyordu. Bu kez o sazı aldı ama yeterli olmadı. Tabii
Son sayıda Fenerbahçe'nin şanssızlığı Galatasaray'ın şansı. Büyük bir ikram oldu sarı lacivertlilerden Galatasaray sahasına. Oliver Wendell gibi bir tecrübede bu ikramı geri çevirmedi. Ve Galatasaray setlerde 1-0 öne geçti. Ama beklediğimiz gibi çekişmeli bir karşılaşma izliyoruz. İlk set, evet. Fenerbahçe'de Termat 7 sayıda başı çekiyor skor anlamında. Galatasaray'da Oliver Wendell tek başına 12 sayı buldu bir sette. Yani gerçekten muazzam bir performans. 13 topun 10'unu öldürmüş. %77 hücumdaki yüzdesi Oliver Wendell'un. Tabii Galatasaray'ın ekstradan 4 blok sayısını da unutmamak lazım. Fenerbahçe 2 blokta kaldı ilk sette. Ulaş kullanıyor. İlk servisi Can karşıladı. Sersimaş ve Enno'dan Caner. Nefis bir vuruş ama arkasından Ulaş. Ulaş'ın sakat parmağına geldi galiba. Evet, evet. Eli sakat. Basit bir hata oldu çünkü çok fazla. O kadar zor bir pozisyonda topu çıkarttı. İşte izliyorsunuz Caner Dengin ayağıyla ama Ulaş kısa pas değerlendiriyor Emre Batur. 1-1. Servis atışını Fenerbahçe'de Kevin Klikenberg kullanacak. Velno, Melih, Yasin, Can Ayvazoğlu, Doğukan, Selçuk, Klikenberg. File üzerine güzel top. İyi karşıladı Ulaş. Termat üçlü blok. Nefis bir müdahale İzzet'ten. Termat plase. Çok güzel çıkarttı Velno. Selçuk'un pası mini. Plaseyi Ulaş karşılıyor. Caner. Termat. Dublajda Selçuk. Yasin'in pası. Velno. Üçlü blokta başarı var. Yüksek top Doğukan'dan. Velno. Top. İçeride kararı geliyor başhekim Serdar Nişancıoğlu'ndan. Ama 3 metre çizgisine bastığını düşünüyor Fenerbahçe cephesi sanırım. Bir itiraz geldi, evet. Bakalım. Ya ben de bastı gibi hissettim. Öyle ama. Mi? Şimdi anlayacağız görüntülü değerlendirme sisteminde. Evet, sanki bakın evet, ayağıyla çizgiye basıyor. Vendo. Evet, karar da bastığı yönünde zaten. Evet, buradan da ters açıdan ekranlarınıza geliyor şimdi. Gördüğünüz gibi Fenerbahçeli oyuncular İzzet Aklı. Dolayısıyla sayı sarı lacivertlilerin. Kevin Klikenberg. Güzel karşıladı Yasin. Selçuk, Venno. Arka alanda Klikenberg. Ulaş'ın pası, İzzet, Selçuk iyi yetişiyor arka alandan Yasin. Hücum şansı Fenerbahçe'de Emre. Ulaş, sert smaç Klikenberg. Kevin Klikenberg sayı kazandırıyor Fenerbahçe'ye. 5-2'lisi maçör kullanacak. Yine servisi bakın. Ulaş'ın pası güzel, Klikenberg. Yasin, Selçuk, Melih Sıratça. Melih'in sayısı 3-2. Fenerbahçe'nin set başında bulduğu 3 sayılık seriyle sonlanmış oldu Melih'in sayısıyla. Selçuk Keskin'in güzel pası file üstüne. Melih Sıratça'nın smacı. Selçuk kullanacak servisi Galatasaray'da. Caner. Ulaş kısa pas. Sayı Fenerbahçe'nin. Melih fileye temas etti. Sayının gerekçesi bu. Fileye temas ve sayı sarı lacivertlilerin. Bakın. Burada işte. Emre. Can. Selçuk.
Menno ikinci pozisyon. Klikenberg müdahale ediyor ama topu çıkaramadı sarı lacivertliler. Melih Sıratça kullanacak servisi Galatasaray'da. Melih. Klikenberg. Ulaş. Termaat. Walter Termaat. Servisi de Hollandalı pasör çaprazı kullanacak. İşte bakın son sayı görüntüde yeniden. Termaat. Dışarı gidiyor bu kez top. Justin Duff, Kanadalı orta oyuncusu Galatasaray'ın oyunda. Can kenarda, Can Ayvazoğlu. Doğukan Oğlu kullanacak servisi. İzzet, Caner, İzzet, üçlü blok, Ulaş, Caner. Tabii bu pas oldu Oliver Bendo'ya, o da bu ikramı geri çevirmedi haliyle. İlk setin son sayısı gibi gene Bendo'ya güzel bir ikram. Doğukan. Topu dışarı atıyor. Can Ayvazoğlu oyunda. Fenerbahçe'nin servisi İzzet kullanacak. İzzet Ünver. Sert maç. Venno. Bir daha bu kadar yakın topa muazzam bir hücum. Oliver Venno'dan 3 metre hem de keskin çapraza. Estonyalı oyuncu kullanacak servisi de. Galatasaray'ın pasör çaprazı etkili oyununu sürdürüyor. İzzet, Ulaş. Sert slash. Klikenberg. Can çıkartamadı topu. 7-6. İşte pas güzel Ulaş'tan Klikenberg. Can hissediyor nereye vuracağını da hesaplıyor Klikenberg'in ama topu çıkaramadı. Top içeride, güzel bir servis Halil İbrahim Kurt'tan. Güzel bir plase. Fenerbahçe farkı 2 sayıya çıkardı. Bakın iki oyuncunun ortasına. İkisi de birbirine bıraktı Yasin de Melih de. Her zaman öyle olmuyor mu zaten? Tam ortaya geldiği zaman top. Halil İbrahim Kurt. Selçuk. Çok zor bir toptu ama Justin Duff değerlendirdi bunu. Yani bunu bitiremeseydi Duff Galatasaray bir krize girerdi. Alçak top. Ama bloğun içine bıraktı Kanadalı orta oyuncu. Yasin Aydın kullanıyor servisi. Az sonra Roland Gerge'yi oyuna alacak Macar smaçörü Nedim Özbay. Sert smaç Klikenberg'den. Roland Gerge'yi tekrar geri gönderdi. Köşeye. Nedim Özbay. İlk set 2 sayıda kalan Klikenberg bu setteki 3. sayısını buldu. Daha etkili. Ulaş. Melih'in pası. Kısa pas. Bu topta çıkmıyor. Justin Duff. Arda arda sayılar. Kanadalı orta oyuncudan. Duff kullanacak servisi. İzzet. Ulaş. Yüksek top. Termaat. İki takımın yabancıları da yüksek yüzdeyle oynamaya başladı. Klikenberg. Nefis bir serviste ondan. Kevin
Klinkenberg sayı kazandırıyor sarı lacivertlilere. Halil'in attığı aynı noktaya attı Belçika arası maçı. Yine Melih Yasin arasına ve bu sayı Melih Benç'i gergeye oyuna aldırdı sarı kırmızılarda. Roland Gerge oyunda. Klinkenberg. Gerge. Selçuk. Nefis bir blok. Bu kez karşıladı Fenerbahçeli oyuncular. Oliver Bendo'yu ve 12-8. Fenerbahçe 4 sayı farkla önde gitti. Teknik molaya bakın. Bendo ve Emre Batur. Fenerbahçe set sonunda 3-0'lık bir seri buldu. İlk sette term, özellikle oyunun son bölümünde biraz fazla termatın elinde kalmıştı Fenerbahçe. Ama bu kez Klinkenberg de 4-5 sayılık bir katkı verdi sarı lacivertlere ve aranan ikinci adam pozisyonunu çok güzel doldurdu aslında Belçikalı oyuncu. Galatasaray ise özellikle ilk sette oranla servis karşılamada yaptığı iki direkt hatanın karşılığını pahalı ödedi biraz aslında. Fenerbahçe daha da iyi servis atan bu bölümde takım. Şu an Galatasaray'da bir durgunluk var. Marius Sordel'in olumlu etkide bulunduğunu düşünüyor musun Fenerbahçe? Son maçı da kazandılar. Ya şimdi oyuncuların yüzünü güldüğünü görüyorum. Özellikle bir bölüm var Fenerbahçe'nin 3-4 maç kaybettiği ligin ilk haftasından sonra. Aslında bana garip gelen Berko Basic Aydın'ın o üst üste gelen mağlubiyetlerden sonra değil de burada Arhavi'yi yendi Fenerbahçe 3-1. O maç sonunda yol ayrımına gittiler. Aslında o arada belki bir müdahale olsaydı Fenerbahçe daha sağlıklı yerlerde olabilirdi ligde. Klinkenberg. Selçuk. Gerge. Üçlü blok. Caner topu oyunda tuttu. Emre. İzzet. İzzet. Ve sayı Fenerbahçe'nin. Farkı 5 sayıya taşıyor. Çıkarıyor. Sarı lacivertliler bola geliyor Nedim Özbey'den. Çok sinirlendi Nedim Hoca. Teknik molanın üstünden bir sayı geçmiş olmasına rağmen hemen molaya gitti. Tabii burada Fenerbahçe'nin bloklarının özellikle şu son turda üçlü bloğun çok hızlı geldiğini de söyleyelim. Hücum edecek alan bırakmadı Fenerbahçe'nin üçlü bloğu. Defanstan çıkan topu da İzzet bitirdi. Dediğim gibi Fenerbahçe'de ilk sette oranla ikinci sette daha iyi servis atıyor ve smaçörlerinden özellikle daha iyi skor katkısı aldığı için çok çok önemli bir fark yakaladı. Galatasaray servis karşılamadaki problemini gideremediği için hücumda da ilk setteki kadar yüzleri geri dönüşler alamıyor. Seride 4-0 oldu bu arada. Klinkenberg'de top yine. Arka arkaya etkili servisler. Kevin Klinkenberg'den. Klinkenberg. Arka alanda karşıladı Yasin, Selçuk. Caner başarılı. Ulaş. Klinkenberg, Plase. Oliver Venno, Selçuk. Gerge. Can yetişemedi. Daha doğrusu vücudunu çeviremedi. Öyle olunca da topu çıkartamadı arka alandan. Yine Emre Batur yapmış bir o. Fenerbahçe bu üçlü hücum turunda adeta maden buldu. 5-0'lık seri. İzzet Termat, Emre üçlüsünün blokları iyi işliyor sarı lacivertlilerde. Klinkenberg. Yine çok etkili bir servis. Selçuk kısa pas. Bunu değerlendiriyor Doğukan. Selçuk smaçörleriyle kıramadığı kilidi orta oyuncusu Doğukan'la kırdı. Şimdi Galatasaray üçlü hücum turunda. Pasör Selçuk servisleriyle. Selçuk keskin. Klinkenberg ulaş. Termat. Can. Bir sayı daha aldı sarı lacivertliler. Oliver Venno görüntüde. Emre Batur. Emre. Can.
Hücum şansı izin. Plaseve sayı. Emre Batur'un etkili servisi hücum şansı sağladı Emre takımına. Ve ardından da işte bu hücumla ulaşım pası izletin plasesiyle Fenerbahçe 16. sayıyı aldı. Emre Batur. Can. Selçuk. Kurşun pas. Olmadı. Emre. Ulaş. O pas da kötü. 4 top oldu. Ve sayı Galatasaray'ın. 4 pas oluyor. Roland Gerge. Termat. Yasin karşıladı. Ulaşım pası. İzzet. Blokta seken top. Can. Selçuk. Yasin. Ve sayı Galatasaray'ın. Yasin Aydın. Roland Gerge. Kullanacak servisi. Yasin'in sayısı bir kez daha ekranlarınıza geldi. Gerge. Caner. Ulaş. Klinkenberg. Can bu topu da çıkaramadı. Can Ayvazoğlu. Klinkenberg. Termaat kullanacak servisi. Walter Termaat. Klinkenberg görüntüdeydi ve işte Belçikalısı maçörün kazandırdığı sayı Fenerbahçe'ye. Walter Termaat. Selçuk. Zor top. Doğukan. İzzet. Ulaş. Can. Gerge. Yasin. Ve sayı sarı kırmızılıların. Burada Fenerbahçe antrenörü Sordin hani de biraz fazla kızdı Ulaş'a blok yardımına gitmediği için. Çünkü gerçekten burada Yasin adeta bloksuz durdu. Hani geri adım attı çünkü. Doğukan. İzzet. Ulaş. Top dışarı gidiyor. Termaat. Gol alıyor. Marius Sordil. Farkı 4 sayıya kadar indirdi Galatasaray. İşte bakın. Termaat'ın dışarı vurduğu top. Fenerbahçe 9-8 öndeyken 7-1'lik bir seri buldu. Üçlü hücum turunda Emre İzzet Termaat'ın file önünde blok kovaladığı turda. Galatasaray'da o bölümden sonra üst üste sayılar bulunca Fenerbahçe'yi mola almaya itti. İki takımın da fazlaca hatalar yaptığını görüyoruz oyunun son bölümünde. Galatasaray Venlo üzerinden sayı bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Fenerbahçe ise biraz fazla hata yaptığı için Galatasaray'ı yanına yaklaştırmış durumda. İki takımın da üçlü hücum turlarının kendi adına çok çok iyi geçtiğini söyleyebiliriz ama tabii daha uzun bir seriyi bulan Fenerbahçe olduğu için 4 sayılık avantajla hala önde. 17 dakika geride kaldı ikinci sette. Doğukan. Klinkenberg. Ulaş. İzzet yükseliyor. Gerge. Doğukan. Venlo yükseldi. Caner. Ulaşım pası. Termat. Blokta başarı var. Yasin Aydın. Yasin ilk setteki Venlo rolüne büründü şu an. Sarı kırmızıların son 4 sayısının 3'ü milli smaçörden geldi. Doğukan kullanacak servisi. İzzet. Ulaş plase. Selçuk. Gerge. Venlo plase. Dublajda Klinkenberg. Ulaş. İzzet. İkili blok. Top dışarıda. Sayı Fenerbahçe'nin. Evet, bir GDS isteği geliyor şu an. Evet. Topun içeride olduğunu düşünüyor Nedim Hoca. Yani. Ama top oldukça dışarıda gibi geldi bana en azından. Şimdi Galatasaray tam farkı belli bir mesafeye getirdi ama 18-14 oluyor böylece. Top dışarıda çünkü. Evet. Venlo'nun skor katkısı verememesi, hep Selçuk'un onu denemesi Galatasaray'ı daha da fazla yaklaştırmıyor. Bu arada İzzet'ten de kritik bir sayı geldi. Fark 2'ye inebilirdi. İzzet'in bulduğu sayıyla Fenerbahçe adına fark yeniden 4.
İzzet kullanacak servisi. 18-14. Gerge, Selçuk, Yasin, Caner, Klinkenberg, Dermaat, Can, Dermaat, Ulaş. Şimdi Selçuk, Yasin, arka alanda Dermaat, Ulaş'ın pası, Klinkenberg, Can yerden çıkarttı topu yerdeyken. Şimdi Caner, Dermaat bu topu çıkartamıyor. Galatasaraylı oyuncular, sayı Fenerbahçe'nin 19-14. Herhalde maçın en keyifli rallisi diyebiliriz. Evet. Uzadı da uzadı. İşte bakın, Can böyle karşıladı yerdeyken. Ardından Fenerbahçe hücumu, Ulaş'ın pası, blok. Can dokunamadı topa. Fenerbahçe hücumda çeşitliliği yakaladı. Mesela son 3 sayısı 3 farklı isimden geldi. Klinkenberg, İzzet, Termat. Bu denli 3 oyuncudan skor katkısı alınca bir ara 2'ye 3'e inen fark da yeniden 5'e çıkmış oldu. Galatasaray ise Oliver Wendo'yu oyunun içerisine sokmasını bu sette biraz sokmak isteğini pahalı ödedi. Yani hep Wendo'yu denediler oyunun içine girsin, tekrardan skor olarak sorumlu kalsın diye ama bu set Wendo'nun seti değil en azından şu ana kadar. Estonyalı pasör çarpısı tabii ilk seti çok ekstra bitirdi 12 sayıyla. Bu sette ise 2 sayıda kaldı Wendo. İzzet kullanacak servisi. Estonyalı pasör çaprazı görüntüdeydi. İzzet. Yasin'in pası, Selçuk, Yasin yükseldi. Arka alanda İzzet başarılı. Caner. Selçuk, Wendo, Yasin dışarı gidiyor top. 20-14 farkı 6 sayıya çıkarıyor sarı lacivertliler. İlk seti 26-24 Galatasaray aldı. 1-0 önde sarı kırmızılılar. İzzet, Yasin, Selçuk, Wendo bomboş durumda tabii. Yani Galatasaray'ın en son 6. sayısını almıştı Wendo. O süreçten bu yana ilk sayısı Estonyalı pasör çaprazını. Wendo kullanacak servisi. 20-15. Top dışarı gidiyor. Bu arada ikinci liberosu Onurcan Çakır oyunda Galatasaray'ın. Artık değişerek oynayacaklar sanırım. Evet, Can tekrar oyun alanına dönüyor. 21-15. Evet, görüntülü değerlendirme istiyor. İçeride mi dışarıda mı top? Yani top ona çok bakılacak. O kadar kuvvetli gitti ki ben kestiremedim. Bakalım içeride mi dışarıda mı? Oldukça dışarıdaymış. Top dışarıda ve Fenerbahçe'de servis atışını Halil İbrahim Kurt kullanacak. Sayı sarı lacivertlilerin. İtirazı var Galatasaray baş antrenörü Nedim Özbey'in. Şimdi Selçuk Keskin de baş hakemin yanında. Galatasaray'ın bu setteki GDS hakkı da bitti bu arada. Evet, iki hakkını da kullanmış oldu sarı kırmızılılar. Halil İbrahim Kurt. Yasin'in çapraza vuruyor ama dışarı gönderiyor topu Justin Duff. Bir sayı daha aldı Fenerbahçe 22-15. 23 dakikayı geride bıraktık ikinci sette. İşte Duff'ın vuruşunda dışarı giden top. Halil İbrahim Kurt filede kalıyor. Hata. Sayı Galatasaray'ın. Servis atışını Yasin Aydın kullanacak.
Top dışarıda. Bir hata da Yasin'den. Yasin çok hata yaptı bu sette. Bir ara üst üste sayılar buldu ama setin son bölümünde takım arkadaşları gibi o da fazla hata yaptı. Şöyle ki Fenerbahçe'nin bulduğu son 4 sayının tamamı Galatasaray hatası üzerine kurulu. Selçuk kısa pas. Daf. İyi karşıladı Ulaş. Blokta başarı var. Gerge. Ulaş. Bu kez Termaat'ın smacında top dışarı gidiyor bloktan. Gerge ve Justin Duff blokta işte bakın. Termaat da bugün set sonlarını iyi oynayan isim oldu. 24-16 ve set sayısı için servis atışını Ulaş Kıyak kullanıyor. Fenerbahçe pasörü Yasin. Selçuk'un pası Gerge yükseldi. Boş alana bıraktı topu. Set sayısı avantajı Fenerbahçe'de. Justin Duff, Caner, Ulaş. Emre ikili blokta başarı var. Ulaş bir kez daha pas. Klinkenberg. Venno arka alanda karşıladı. Gerge. Dublajda Ulaş başarılı. Caner. Termaat. Tekrar Caner. Ulaş'ın kısa pası. Emre. Selçuk. Venno. Gerge yükseliyor. Plase arka alanda İzzet. Ulaş yükseldi. Termaat bu kez de karşılayan arka alanda Daf oldu. Bir hücum şansı daha. Gerge. Selçuk acele ediyor. Daf karşılıyor. Selçuk'un pası. Gerge. İkili bloktan arka alana giden top. İzzet. Sayı Galatasaray'ın. 24-18. Güzel bir rally. Güzel bir rally ve yine set sayısı avantajı Fenerbahçe'de. Son sayı bir kez daha güzel rally ekranlarınıza geldi. Justin Duff, Kanadalı orta oyuncusu, servisi kullanacak yine Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin set sayısı şansı sürüyor. Müzik. 27. dakikanın içindeyiz. İkinci sette Caner, Ulaş yüksek top, Termaat. Ve top bir kez daha dışarıda. 24-19. Challenge istiyor Marius Soldin. Fenerbahçe baş antrenörü bakın. Ulaş'ın pasında Termaat'ın vuruşu. Top dışarıda. Blok teması var mı ona bakacak. Düzeltelim. Blok teması var mı? Temas varsa Fenerbahçe seti kazanmış olacak. Bir kez daha izliyoruz işte. Var. Blok teması var. Ve 1-1 oluyor. Setlerde durum 25-18 alıyor. Fenerbahçe bu seti ve karşılaşmanın bu seti sevgili seyirciler 28 dakika sürüyor. Durum 1-1 oluyor. Thank you.
Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Az sonra karşılaşmada 3. set başlayacak. İlk sette büyük çekişme yaşandı ve Galatasaray 31 dakika süren ilk seti 26-24 alıp 1-0 öne geçti maçta setlerde. İkinci set 28 dakika sürdü, kazanan Fenerbahçe oldu. Birbirlik eşitlik var. Beklediğimiz gibi çekişmeli geçen bir mücadele. Aslında şimdi gelen bir skoru da paylaşalım. Galatasaray 3.'ydü. İlk öncelik lideri yenildi Halkbank. Şimdi de Mali Piyango arkası 3-1 kaybetmiş. Ligin zirvesinde ilginç işler oluyor aslında. Bakalım bugün Galatasaray nasıl bir sonuç alacak. Tabii Fenerbahçe'nin de geçen hafta Afyon'u deplasmanda yenip uzun bir zaman sonra playoff'un içerisinde, X8'in içerisinde girdiğini gördük. Yani iki takım da galibiyete eşit oranda yakın diyebiliriz bence rahatlıkla. Ve karşılaşmada 3. set başlayacak. Oliver Venno'nun kullanacağı servisle. Venno. Çok güzel bir servis geliyor. Estonyalı pasör çaprazından. 1-0 öne geçti. 3. sette sarı kırmızılar. Venno. İzzet, Ulaş, Emre arka alanda iyi karşıladı Yasin topu. Top içeride. Galatasaray farkı 2 sayıya çıkardı. Venno ilk önce servis sayısı, şimdi de hücumdan bir sayı buldu. Oliver Venno. Arka alanda Klinkenberg, Ulaş. Klinkenberg düşerken sayıyı yapıyor. Smacı vuruyor. 2-1. Ulaş kullanacak servisi. Gerge. Selçuk. Blokta başarı var Emre. Emre Batur sayı kazandırdı Fenerbahçe'ye. Etkili savunma bloğu. Fenerbahçe orta oyuncusu Emre Batur'dan. Ulaş Kıyak. Yasin Selçuk. Gerge. Roland Gerge. Macar smaçör kullanacak servisi de. İşte Gerge'nin smacı. Top dışarıda. Sayı Fenerbahçe'nin. Görüntülü değerlendirme istiyor Nedim Özbey. Tabii burada değişen bizim adımıza ve salondaki seyirciler adına güzel bir şey var. Artık GDS istenir istenmez ekranda ne için istendiği yazıyor. Bazen kafalarda soru işareti kalıyordu çünkü. Top içeride, kararı çıktı bu arada. Evet, top içeride. Çizgiye düşüyor top. Sayı böylece Galatasaray'ın. Gerge. Caner, Ulaş, Termat, Lockout, Selçuk, Justin Duff, savunma bloğu, top dışarı gidiyor, 4-3, Ulaş'ın pası, Termat'ın smacı, Fenerbahçe sayısı, Kevin Klinkenberg kullanıyor servisi. Gerge, Selçuk, Venno. Justin Duff kullanacak. Sayı yeniden görüntüde. Öyle güçlü bir smaçör ki Oliver Venno.
Caner, Ulaş, Selçuk, Yasin vurdu, Menno, Selçuk tekrar, Doğukan. File teması da file var. File teması var, evet, onun için çaldı zaten. Aslında İzzet topun peşindeydi çünkü. Zor olacaktı belki ama son ana kadar kovaladı. 6-3 Galatasaray önde. Justin Duff. Klinkenberg. Ulaş. Termaat. Üçlü bloğa rağmen sayıyı yapıyor. Walter Termaat. Emre Batur kullanacak servisi. Gerge, Selçuk, kısa pas, değerlendiriyor bu kısa pası Doğukan Ulu. Sayı Galatasaray'ın. Doğukan görüntüde. Selçuk aslında Duff'ın ön turda olduğu pozisyonda orta oyuncuyu daha fazla kullanıyordu. Ama bu sette Doğukan'dan da oldukça fazla verim aldı sarı kırmızıların pasörü. Selçuk Keskin. Klinkenberg, Caner, İzzet yükseliyor. Top dışarıda. 8-4. Mola. Fenerbahçe. Marius Sordin mola alıyor. Tabii şu anda gördüğünüz gibi Galatasaray üçlü bile o kadar iyi kapattı ki İzzet'in karşısını. Vuruş açılarını kaçmaya çalıştı İzzet ama biraz fazla çapraza vurmuş oldu. Galatasaray iyi servis atarak başladı sette. Önemli bir farkı yakaladı. Ki ikinci seti 25-18 kaybettikten sonra demoralize olmadılar. O ikinci setteki farklı kaybı üçüncü sete yansıtmadı sarı kırmızılı oyuncular. İkinci sette Galatasaray'ın yaşadığı problemi yaşıyor aslında Fenerbahçe. Servis karşılamada Ulaş'ın eline istediği toplar gelmedi şu ana kadar. Çupkoviç İzzet'in yerine oyunda. Yüksek top. Sayı Fenerbahçe'nin. Halil İbrahim Kurt. İşte bakın. Ulaşım pası Halil İbrahim Kurt. Kısa pası böyle değerlendirdi. Ki Doğukan takipteyken bitirdi. Termaat. Gerge. Selçuk. Caner. Ulaşım pası. Ulaş. Ayağıyla karşıladı. Termaat. Cukkoviç. Caner. Arada... Doğukan'ın ayağına bir darbe geldi ama... Şimdi bakalım karar ne çıkacak. İki tarafında böyle rakip alana müdahalesi var gibiydi çünkü. Sayı Fenerbahçe'ye çıktı. Sayı Fenerbahçe'nin. Bakalım. Evet, Cukkoviç'in ayağı kendi yarı sahasında. Doğukan'ın ayağı oldukça Doğukan, geçmiş. Doğukan Fenerbahçe yarı sahasına basıyor. Böylece sarı lacivertlilerin sayı Termaat. Yasin karşıladı. Selçuk Yasin. Ulaş soğukkanlı. Caner'in pası. Termaat yükseliyor. Sayı Fenerbahçe'nin. Moladan sonra 3-0'lık seriyle yeniden sete döndü Fenerbahçe. 8-7 işte son sayı. Caner ve Termaat. Çok zor bir yerden geçmiş top. Termaat. Gerge güzel karşıladı Selçuk. Yasin. Termaat. Ulaş. Caner'e bırak dedi. Ve sayı Fenerbahçe'nin. Hırvat. Smaçör. Konstantin Cukkoviç. Fileye de bir temas var. Evet. File teması çaldı zaten. Başakım işte bakın burada yükselirken. Venno. Venno çarpıyor fileye. 8-8. Galatasaray molası.
Demek ki Sordil tam zamanında müdahale etmiş oyuna. 8-4'tü Polonyalı antrenörün müdahalesinin sırasında skor. Fenerbahçe 4-0'la geri döndü. 2 Galatasaray hatası Halil ve Termat'ın skor katkısıyla. Belki Fenerbahçe molasında 3. set sarı kırmızılar lehine biraz kolay geçeceği düşüncesi hakimdi. Belki insanlarda ama Fenerbahçe hemen ileriye doğru önemli bir adım attı ve yeniden sete reaksiyon girdi. Reaksiyon gösterdi, tepki verdi. Ya belki ilk set değil ama ikinci ve üçüncü sette etkili servisler belirleyici oluyor. İlk set daha fazla hücuma dayalı pozisyonlar izledik. Ki iki takım da %50'nin üzerinde hücum etmişti zaten. Ama özellikle ikinci set ve üçüncü setin bu alana kadar olan bölümü servisin çok önemli olduğunu gösterdi bize. Termat. Gerge yine iyi karşıladı Selçuk. İkili blokta başarı var Emre ve Djukovic. 9-8 önde Fenerbahçe. Bu sette ilk kez öne geçti sarı lacivertler. Hem de 5-0'lık seriyle blokta Halil'den gelmiş. Termat. Gerge. Selçuk, kurşun pas, Halil İbrahim Kurt. Üst üste ikinci blok Halil İbrahim'den. Altı sıfırlık dev bir seri sarı lacivertler adına. Termat. Gerge, Selçuk'un pası. İkili blokta başarı var. Selçuk, Yasin, Termat, Galatasaray hücumu Can, Selçuk, Yasin, sayı sarı kırmızılıların. İşte son sayısı Galatasaray'ın ekranlarınıza geldi tekrar. Yasin kullanacak servisi. Klinkenberg. Halil İbrahim. Sert smaç. Yasin. Yakaladı Galatasaray Fenerbahçe'yi. 10-8'den 10-10. Skor. İki sayı üst üste Galatasaray'dan geliyor bu kez. Selçuk'un güzel pası. Yasin Aydın değerlendiriyor. Yasin. Yavaş. Sert smaç. Djukovic. Hırvat smaçı kullanacak. Servisi Konstantin Djukovic. Can, Selçuk, Gerge, Roland Gerge'nin sayısı, yeniden eşitlik var. Can kenarda, Justin Duff oyunda. Servis atışını Doğukan Ulu kullanacak. Son sayı bir kez daha ekranlarınıza geldi. Doğukan. Top içeride. Bir anlık kararsızlığı Caner Dengi'nin. Sayı Galatasaray'ın ve teknik molaya Galatasaray 12-11 önde gitti. Özellikle Doğukan bu setle Galatasaray adına ekstra katkı veren isim oldu. Hem hücumda hem de buradaki ekstra bir servis sayısıyla Galatasaray'ın teknik molayı bir sayılık avantajla önde soktu. Tabii iki takımın da aslında orta oyuncularının etkinliğini görüyoruz. Fenerbahçe ve Halil. Fenerbahçe'nin başlattığı geri dönüşte önemli bir rol oynadı. Üst üste iki blok yaptı. Galatasaray'ın iki önemli hücumunu durdurmayı başardı. Aslında iki genç oyuncunun bu performansı yaz sezonu adına, milli takım adına da biraz umut verici. Ama tabii sürdürülebilirlik önemli. Çünkü üçüncü sette gördük ikisinden de bu önemli katkıyı. Daha önceki iki sette Galatasaray'da Duff'ın önde olduğu, Fenerbahçe'de Emre'nin önde olduğu turlar daha önemli şekilde geçiyordu kendi takımları adına.
Tabii bu Galatasaray'ın en uzun turu şimdi başlıyor. File önünde 3 yabancı oyuncusu var. Daf, Gerge ve Venno. Doğukan. Caner. Ulaş. Klinkenberg. Belçika'sı maçı güzel bir paralel hücumla bu turu biraz rahat döndürdü takımına. Halit İbrahim Kurt kullanacak servisi. Emre oyunda. Caner kenarda. Ön alanda Klinkenberg. Emre ve hemen yanında da Ulaş var. Halit İbrahim. Yasin. Selçuk. Venno. Halit İbrahim dublajda. Ulaş. İkili blok. Gerge ve hemen yanında Justin Duff. Sayı Galatasaray'ın. Termaat'ı böyle blokladı. Justin Duff. Oliver Venno kullanacak servisi. Cukkovic, Ulaş, Klinkenberg, plase, Venno, Selçuk, Gerge. Galatasaray sayısı. Oliver Venno servisi kullanacak. Selçuk'un pası, Gergen'in smacı. Venno. Caner, Termat. Emre dokundu topa Yasin. Blok teması var mıydı? Emre sayı kazandırıyor Fenerbahçe 14-13. İlginç bir sayı oldu Murat. Ya önünde i̇şte çok bak, ciddi bir blok tehdidi vardı. Blok teması da var herhalde ki arkada Yasin karşılamaya çalıştı. Yani topu. Zor olanı yaptı Emre. Yasin Selçuk. Yasin o kadar sert vurdu ki Caner topa müdahale etti ama dışarı gitmesine engel olamadı. 15-13. İki takımın da birer mola hakkı var. Ve karşılaşmanın 3. setinde 16 dakika geride kaldı. Gerge dışarı attı. ...15-14... Kevin Klinkenberg. Gerge. Selçuk. Venno. Sayı Galatasaray'ın. Justin Duff. 20. sayısı oldu Venno'nun. Henüz 3. seti oynanan bir karşılaşmada. Duff. Caner. Ulaş. Klinkenberg. Çizgiye bastı. Çizgiye bastı. Ve böylece sayı Galatasaray'ın. 17-14. Justin Duff. Bakın basıyor burada işte izliyorsunuz. Oldukça da basmış. Mola gelecek galiba. Vazgeçti Soldik. Duff. Yüksek top. Cukkovic. Sayı Fenerbahçe'nin. Emre kullanacak servisi. Bakın. Ulaşım pası. Konstantin Cukkovic. Emre Batur. Gerge. Selçuk. Venno. Dışarı vurdu. Emre Batur, Yasin, Selçuk, Venno, bu kez temas var Emre Batur'dan.
sayı Galatasaray'ın. Aslında herkesi vurdu Venno. Çizgi hakemini evet, de vurdu. Çizgi hakemine de geldi. Emre de o yüzden özür diledi çizgi hakeminden. Bakın Emre'den seken top çizgi hakemine gitti. Selçuk. Djukovic. Klinkenberg. Zor top. Karşılayamadı Gerge. Djukovic. Hatasını telafi etti bir bakıma. Çok kötü karşılamıştı servisi. Konstantin Djukovic. Oğuzcan Yatkın. Ulaşıp dinlendiriyor. Sol bir. Parmağında da problemi var. Kolay değil o sargıyla oynamak gerçekten. Çok zor iş. Buna rağmen Ulaş oynuyor. Elindeki problem önemli. Arabi maçını kaçırmıştı mesela o sakatlığı nedeniyle. Termat. Venno. Selçuk. Gerge. Burada Venno çok önemli bir iş yaptı. Dördüncü isim olarak servis karşılamaya girdi. Gergen'in alanını kısaltmış oldular böylelikle. Gerge de arka orta ucunu da sayıyı kazandırdı sarı kırmızılara. Yasin. Klinkenberg. Djukovic. File teması nedeniyle sayı Fenerbahçe'nin. Aslında top dışarı çıkmıştı çünkü. Evet. Ama file teması Venno yaptı sanırım. İşte bakın burada düşerken evet. Fileye temas. Yere inerken diyelim, düşerken değil de. Djukovic. Fazla hırs bazen zararlı da olabiliyor. Doğukan kullanacak servisi. 20-18. Klinkenberg. Güzel pas. Termata Oğulcan'dan. Güzel bir top. Oğuzhan oyuna girecek. Fenerbahçe'de. Halil İbrahim Kurt kenarda. Oğuzhan Karasu oyunda servis kullanacak. Fenerbahçe Galatasaray'ın en uzun turunda yine rahat geçti aslında. Yine 3 yabancısının file önünde olduğu turdu bu. Termat ekstra sayı imkanı vermedi Galatasaraylılara. Oğuzhan, Gerge, Selçuk, Venno. Arka alanda Djukovic. Sert smaç Termat. Bir hücum şansı daha Fenerbahçe için. Djukovic. Oğulcan. Ve sayı Fenerbahçe'nin. 20-20. Yakaladı Fenerbahçe Galatasaray'ı. Bakın Oğulcan. Emre sayı kazandırmaya devam ediyor Fenerbahçe'ye. Oğuzhan kullanacak servisi. Oğuzhan, Yasin, Selçuk, Venno, Oğulcan, Oğuzhan, Termat. Çıkmıyor bu top. Fenerbahçe öne geçti. 21-20. Fenerbahçe 21, Galatasaray 20. Oğuzhan Karasu, mola Nedim Özbey. Galatasaray'ı Fenerbahçe aslında en kuvvetli turunda yakaladı ve geçti. Yani genelde ekstra beklenen en uzun hücum turlarından biri Galatasaray'ın. Ama Fenerbahçe 3-0'lık seriyle belki rakibini Galatasaray'ın avantaj beklediği turu kendi avantajına çevirdi. Biraz Oğuzhan'ın da hakkını verelim. Gene Arabi maçından örnek vereceğim. Bitti denilen bir sette oyuna girip 24-19'dan çevirmişti seti Fenerbahçe. Yine servis turunda olsa. Nokta servisler atıyor. Yani tam istediği noktaya gönderiyor. Kesinlikle. Şimdi de genelde iki sayı geride takip ettiği sette Fenerbahçe'yi öne geçirmeyi başardı. Evet. Genç oyuncu. Bakalım bu mola kesecek mi? Gerisini getirebilecek mi? Oğuzhan. Gerge. Selçuk, Venno, şif pas oldu,
Emre ile Klinkenberg arasındaki anlaşmazlık. Çok sert şekilde itiraz etti Marius Sordin. Ama Emre Batur da döndü Klinkenberg'e, ben vuracaktım yani, ben topa müdahale edecektim, sana ne oluyor dercesine tepki gösterdi. Hani Sordil'in tepkisi sert oldu ama sanki ben de ikisi birden müdahale etmiş gibi gördüm. Bak. Şurada bak. Görüyor musun? Dönüp kızıyor Emre burada bak. Görüyor musun? Ben alacaktım o topu diyor. Yani, bence karar doğru. Doğru. Sordil boşuna sinirleniyor. Bu kartı da boşuna gördüler yani. 21-21. Tabii önemli bir avantajdan olduğu bir anda Fenerbahçe. 3-0'lık seri 4-0'ı uzayacaktı ve belki 22-20 olacaktı. Bu hata gelmese ve mola geldi. Mola alıyor. Sor değil. Ama sanırım Fenerbahçe antrenörü de ikna oldu. Çünkü itirazları oldukça yoğundu. Sertti. Sezonda yeniden başlıyor adeta set. Galatasaray'ın önünde olduğu seti 3-0'la geri dönerek ipleri eline alan Fenerbahçe. Galatasaray yeniden bir sayıyla döndü ki bence çok kritik sayı. Emre Klinkenberg ikincisini yaptığı hata Galatasaray'ı belki de yeniden sete ortak etti. 25 dakika geride kaldı bu arada bu sette. Bugün setler de uzuyor aslında süre olarak. Çok çekişmeli geçen. Keyifli ilk iki set sonrasında. İlk set 31, ikinci set 28 dakika sürdü. Evet, şu anda 25 dakikayı geride bıraktık üçüncü sette. Oliver Venno. Caner. Oğulcan. Termat. Karşılayamadı Onurcan. Yine bir Çakır'dan set sonu. Dışarı gitti top. 22-21 Fenerbahçe önde. Yine bir set sonu ve yine Termat'ın ipleri eline aldığı bölüm. Son 4 sayının 3'ü. Sarı lacivertlilere Termat'tan geldi. Oğulcan. Yüksek top. Cukovic, Caner. Karşıladı topu. Gerçekten güzel. Klinkenberg ve sayı Fenerbahçe'nin. Müthiş bir sayı. Klinkenberg. Hayati dokunuşu. Ardından Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor. 23-21. İşte bakın. Klinkenberg yükseliyor ve sayıyı böyle yapıyor. Gerge topu karşılayamadı. Bu arada sürpriz sayılabilecek bir maç sonucu daha geldi. İnegöl Belediye deplasmanda Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi. Bu hafta, gerçekten... bu hafta özellikle bugün çok enteresan sonuçlar. 3 sürpriz birden. Top dışarıda. Sayı Galatasaray'ın. Yani Maliye Piyango yenildi. Halkbank yenildi. Evet. Görüntülü değerlendirme olacak. Şimdi de Ziraat Bankası. Zirvedeki takımların ard arda yenilgi haberleri geliyor. Ziraat Bankası burada Galatasaray'ı yenerek önemli bir galibiyet elde etmişti. Top içeride mi dışarıda mı? Evet, dışarıda. Sayın Galatasaray'ın. Galatasaray'da Özgür Türkmen oyuna girecek. Roland Gerge. Kenara geliyor. Özgür kullanacak servisi. Özgür Türkmen. Dördüncü sayıyı alıyor. Bu hata sonrasında Fenerbahçe ve Sarı Lacivertliler set sayısı için servis atışı kullanacak. Gerge yeniden oyunda. Özgür etkili servis kullanamadı kenarda. Set sayısı için servis atışını Kevin Klinkenberg kullanacak. Yasin
Selçuk Yasin yükseldi. Bu top çıkacak mı? Caner çıkıyor. Termat. Hücum şansı. Daf. Selçuk. Yasin. Ve 23. sayı aldı Galatasaray. Emin Gök oyuna girdi Galatasaray'da. Servise o kullanacak. İşte bakın son sayı. Yasin İsmacı. Bu topu çıkartamadı Konstantin Cukovic. 24-23 yine de set sayısı avantajı sarı lacivertlilerde. Top dışarı gidiyor ve Fenerbahçe üst üste iki servis hatası. Önce Özgür'den sonra Emin'den 25-23 alıyor sarı lacivertliler bu seti. Ve setlerde Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor. ...2-1 Fenerbahçe üstünlüğü var. İlk seti 26-24 Galatasaray almış. 31 dakikada 1-0 öne geçmişti. İkinci sette Fenerbahçe 25-18 üstün olan taraftı. 28 dakika sürdü karşılaşmada ikinci set. Ve 29 dakika süren üçüncü seti de Fenerbahçe 25-23 aldı. Ve maçta sürprizlerin yaşandığı Efeler Voleybol Ligi'nde bugün de Fenerbahçe... Ligde 3. sırada bulunan Galatasaray karşısında 2-1 önde. Fenerbahçe haftaya, 10. haftaya 8. sırada 13 puanla girdi. Ve geçen hafta kazanan sarı lacivertliler moralli de çıktılar bu maça. Murat Serin de söylediği gibi. Şimdi kaybeden tarafla başlayalım. Üst üste 2 oyuncu değişikliği servis için. 2 kaçan servis Galatasaray'a biraz pahalıya mal oldu ki Nedim Hoca... sağ değişimi sırasında elindeki taktik bordunu da oldukça sert bir şekilde yere attı oyuncularına sinirlendiği için. Gelelim Fenerbahçe tarafına. Bench'ten gelen, yani aslında maça ilk 6 başlamayan Cukovic bench'ten öyle bir geldi ki 8 topun 7'sini öldürdü. %88'lik bir hücum yüzdesiyle katkı verdi. Termat'ta 8'de 6 %75. Halil İbrahim Kurt'ta 2'de 2 %100. Yani inanılmaz rakamlar buldu Fenerbahçe. Ki takım halinde seti de %70 ile hücum ederek bitirdiler. 3 ekstra blok sayısı da var Fenerbahçe'nin. Başa baş geçti. Belki hep geriden takip etti Fenerbahçe Galatasaray'ı ama gerçekten etkili hücum yüzdeleri Fenerbahçe'yi seti kazandırıp bir puanı cebine koymasını en azından şimdilik sağladı.
Galatasaray'da ise %45 ile hücum etmiş takım halinde sarı kırmızılar. Galatasaray'da da maça ilk 6 başlamayan Gergen'in 6 sayı ürettiğini görüyoruz. Aslında iki takım da en skorer oyuncuları. Bençten gelen isimler. Bu arada Termat'ı bekledik. Termat bir soyunma odasının yolunu tutup gelmişti. Bir ufak tuvalet molası yaptığı için maç başlayamadı aslında. Onu da yeni almasıyla şimdi baş hakemin düdüğü çalmasını bekliyoruz. Mücadelede dördüncü set Ulaş'ın kullandığı serviste başladı. Can, Selçuk, Benno, sayı Galatasaray'ın. Daf oyunda Can kenarda. Doğukan kullanacak servisi. Doğukan. Caner. Ulaş'ın pası. Jukovic. Block out. Benno. Justin Duff bloğu. Top dışarı gitti. Duff görüntüde. Klinkenberg. Yasin, Selçuk, Benno ve blokta başarı var. Emre Batur, Konstantin Jukovic. Gerge görüntüde. İşte bakın. Böyle blokladı Emre Batur. Oliver Venno'yu. Kevin Klinkenberg. Gerge, Selçuk. Gerge yükseldi. Block out. Termat, Emre Batur bloğu. Yanılmıyorsam Emre'den top dışarı gitti. Sayı Galatasaray'ın. 2-2'lik eşitlik var. Gergen'in vuruşu. Emre'den dışarı giden top. Oliver Venno. Caner, Ulaş, kısa pas. Emre, Venno çıkaramadı topu. Murat, Fenerbahçeli oyuncular havaya da girmiş durumdalar. Çünkü Galatasaray gibi güçlü bir rakip karşısında 2-1 öndeler. Ve hep olumlu hareketlerle pozitif oynayarak bu noktada Fenerbahçe. Şimdi Gerge, block out. Kesinlikle öyle. Özellikle ilk setten sonra yaptığı servis hatalarından arındı Fenerbahçe. Yani o servisleri ilk sette aleyhine olan servisleri bir anda çok büyük bir kuz haline getirdi sarı lacivertliler. Ve en önemli fark da bu oldu bence ilk sette devamı arasındaki. Termat, Benno, Selçuk'un pası, Gerge. Son anda dokundu Termat Ulaş. Paylaşılamayan top. Daf, Selçuk, Yasin. Üçlü blokta başarı var. Sayı Fenerbahçe'nin. Yani bugün şunu gördük. Fenerbahçe özellikle üçlü hücum turundayken üçlü bloğu çok iyi oturtuyor. Bloğu Hollandalı pasör çaprazı Termat yaptı. Termat kullanacak servisi. Dört dört. Justin Duff. Sordeli görüntüde ve Termat, Duff. Jukovic ve Ulaş'tan geliyor sayı. Ciddi bir risk Ulaş'ın yaptığı. Tabii sayıyı da çıkardığı için biraz göz ardı edilebilir ama blok takipteydi Ulaş'ı. Buradan daha iyi görelim. Yasin biraz zamanlama hatası yaptı. Ulaş da sayıyı buldu. Jukovic, Gerge, Selçuk, Yasin yetişemiyor o topa. Caner ve sayı Galatasaray'ın. Galatasaray.
Selçuk kullanacak servisi. Kısa pas. Güzel bir hücum organizasyonu. Halil İbrahim Kurt yükseldi. Arkasında vuruşu yapan. İşte izliyorsunuz Cukkoviç. Halil İbrahim Kurt kullanacak servisi. Gerge. Can. Sayı Galatasaray'ın. 6-6. Yasin kullanmaya gidiyor servisi. Yasin Aydın. İşte bakın üçlü bloğun teması var. Top dışarıda ama blok teması. Sayı Galatasaray'ın. Yasin. Kötü bir serviste Yasin'den. Ulaş kullanacak Fenerbahçe'de servis atışını. Ulaş Kıyak. Yasin, Selçuk. Turşun pası değerlendiriyor Doğukan Ulu. Yeniden eşitlik var. 7-7. İşte bakın. Selçuk'un kurşun pası, Doğukan. Doğukan. Klinkenberg, Ulaş. Bomboş durumda. Walter Termaat. Fenerbahçe'nin en skor isminin bu sette hücumdan bulduğu ilk sayı. Klinkenberg. Klinkenberg. Yasin. Selçuk. Yasin. Onurcan Çakır oyunda. Can Ayvazoğlu kenarda. Liberoları değiştirdi. Yer. Galatasaray'ın. Oliver Vendo. İşte bakın. Son sayısı. Sarı kırmızılıların. Benno da filede kalıyor. 9-8 Fenerbahçe üstünlüğü. Emre Batur. İyi servis. Gerge, Selçuk, Yasin. Sayı sarı kırmızılıların. 9-9. Gerge kullanacak servisi. Fenerbahçe az kalsın pozisyon hatası yapıyordu. Ulaş uyandı. Ulaş. Sert smaç. Halil İbrahim Kurt'tan geliyor. Karşılıklı sayılar. Fenerbahçe öne geçti. Halil'in formasından tutup götürdü doğru pozisyonu ve şimdi de hücumunda taşlandırdı aslında Halil'i. Ulaş. Termaat. Can karşıladı. Selçuk. Top içeride. Cukkoviç. Halil'le beraber yükseliyor. Ve blokluyorlar Oliver Vendo'yu. Yani bir oyuncu bençten gelip anca bu kadar iyi katkı verebilirdi. Çift taneyi gördü Cukkoviç. Neredeyse bir buçuk sette. Termaat. Termaat'ın servislerinde de seri yakaladı Fenerbahçe. Top bu kez dışarı gidiyor. Termaat görüntüde. Daf kullanacak servisi. Şimdi de Sordin. Fenerbahçe'nin Polonyalı baş antrenörü. Justin Duff, Ulaş, Cukkoviç bu arada hatalı bir vuruş tespit ediyor. Parmağından dolayı tabii yine. Sargıdan onlar hep. 11-11. Kolay değil. Şurada işte bakın. Duff, Cukkoviç, Ulaş, Cukkoviç.
Sayı Fenerbahçe'nin, temas var. Teknik olayı 12-11, Fenerbahçe önde gidiyor 4. sette. Az önce de bahsettik, yine diyelim. Fenerbahçe'nin yani İzzet oynadığı bölümde kötü bir oyun sergilemedi. Özellikle servis karşılama ve ekstra savunma bölümünde oldukça iyi işler yaptı. Ama Fenerbahçe'nin termata alternatif üretecek ikinci bir smaşöre ihtiyacı vardı. Onun adına geldi bence bu değişiklikte. Çukkoviç'te o aranan skorer, ikinci skorer kimliğine tam oturdu aslında sarılar civertlilerde. Yanılmıyorsam 11. sayısını buldu teknik moraya kadar gelen bölümde. Galatasaray'da ise bence ilk setle devamının arasındaki fark şu. Galatasaray'da Oliver Wendell hücumuyla yaşayan bir oyuncu. Yani ilk sette sadece Wendell üzerinden hücum ettikleri için biraz Wendell'un oyun tarzındaydı Galatasaray. Ne zamanki paslar dağılmaya başladı, Gergi, Medi, Yasin'e orta oyuncuları devreye sokmaya başladı Galatasaray. Bu kez Wendell düştü. Çünkü Wendell hücum etmedikçe oyun içerisinde kaybolmaya başladı. Belki oyunun son kısmına saklıyor Selçuk onu ama Wendell öyle bir oyuncu değil. Yani hücum ettikçe oyunda kalan bir oyuncu olduğu için Galatasaray biraz daha geride kaldı ilk setten sonra. Bence Galatasaray'ın temel problemi bu. Wendell'u daha az kullanmak. Gerge, Selçuk, kısa pas, blokta başarı var. Halil İbrahim Kurt savunma bloklarıyla ön plana çıktı. Ortadan hücumlarında da Ulaş onu kullandı zaman zaman ama Emre ve Halil İbrahim skora önemli katkılarda bulundu. İki orta oyuncusu sarı lacivertlilerin. Cukkoviç birçok şeyi iyi yapıyor sahada ama servislerde dediğim gibi hani çok hırslı, hep aşağı doğru vuruyor sımacı. Fazla az önce servis kaçırdığını da tekrarlamıştım Kerem Öncel. Şimdi de aynısı oldu aslında. Selçuk zarar ettirdi fazla. Caner Ulaş bu kez hücum eden Galatasaray olmadı. Çift vuruş. Top aslında filenin altından geldi Yasin dedi. 14-12. Fenerbahçe üstünlüğünü koruyor. Halil İbrahim Kurt kullanacak servisi. İşte bakın. Son Fenerbahçe sayısı görüntüde. Fenerbahçe son 4 sayısının 3'ünü blok üzerinden buldu. Blokta da ritim oldukça arttı. Halil İbrahim, Gerge, Selçuk, sert smaç, Oliver Wendell. 14-13. Can kenarda, Onurcan oyunda. Sarı kırmızılarda işte Wendell'un kazandırdığı sayı Galatasaray'a. Yasin Aydın. Ulaş. Top içeride. Kevin Klinkenberg sayı kazandırıyor Fenerbahçe'ye. 15-13. İşte son Fenerbahçe sayısı görüntüde. Çok güzel bir paralel hücum. Fenerbahçe son 4 sayısını 4 farklı isimden buldu. Bunun da altını çizelim. Yasin, Selçuk. Wendell yükseliyor. Klinkenberg'den dışarı gitti top. Daf oyunda can kenarda sarı kırmızılılarda. Doğukan Ulu kullanacak servisi. Şimdi son sayı görüntüde. Üst üste 2 Wendell hücumu izledik. Az önce bahsettiğimiz olaya doğru dönecek galiba iş. Arka alanda Caner, kısa pas, Emre değerlendiriyor. Sağ elindeki sakatlığa rağmen Ulaş istikrarlı çizgisini sürdürüyor. Klinkenberg kullanacak servisi. İşte bakın Ulaş'ın zor pozisyonda pası. Sayı kazandırdı Emre Fenerbahçe'ye. Klinkenberg. Gerge, Selçuk. Gerge yükseliyor. İkili blok ve sayı. 17. sayısı Fenerbahçe'nin. Emre Botur ve Termat. Bola Galatasaray'dan geliyor. Nedim Özbey. Son yani, sayı görüntüde. Yani blok açısından muazzam bir set oynuyor Fenerbahçe. Totalde 7. blok sayısı. Ekstra ekstra demek bu.
Galatasaray ise yani o dediğimiz hücumdaki çeşitlilikten belki şu dakika itibariyle vazgeçiyorlar ama biraz geç mi oldu yoksa tam zamanında bir karardı onu izleyeceğiz setin devamında. Bakalım. Tabii şu an rüzgar tamamen Fenerbahçe'nin arkasında esiyor. Hücumları blokları servisleriyle şu an oyuna daha fazla ağırlığını koyan taraf Fenerbahçe. Bugün iyi servis atan isimlerden biri de Klinkenberg aslında. Ve top yine onda. Üçlü hücum turu demek. Cukovic, Termaat ve Emre Batur ön alandalar. Gerge, Selçuk. Gerge yükseliyor. Arka alanda Klinkenberg. Ulaş'ın pası. Cukovic yükseliyor. Üçlü blok. Ulaş. Şimdi Caner'in pası. Termaat. Üçlü blok. Klinkenberg. Ulaş. Termaat'ın plasesi. Topu karşıladı. Venno. Pas Selçuk'tan. Gerge vurdu. Top dışarı gidiyor. Görüntülü değerlendirme istiyor hemen Nedim Özbey. Bakalım blok teması var mı? Top içeride mi dışarıda mı? İçeride dışarıdaymış itiraz. Bakalım. Sonuç ne olacak? İçeride gibi gözüküyor. Ben de öyle gördüm. Bence top içeride ve sayı işte görüyorsunuz. Sayı Galatasaray'ın. Kritik bir itiraz oldu aslında. Tam hiç tereddüt etmeden Nedim Özbey itiraz etti zaten ve haklı da. Top içeride. 17-15 Fenerbahçe üstünlüğü. Oliver Venno kullanacak servisi. Kaçamadı toptan. Caner ilginç bir sayı oldu. Venno 17-16. Biraz da geç reaksiyon verdi Caner aslında. İşte bakın Oliver Venno'nun servisi. Kaçma kararını geçerdi. Yani ne yapacak? Kaçamazmış. Yani daha önce reaksiyon lazımmış. Ne topa müdahale edebiliyor ne de kaçabiliyor. Venno. Fark bir sayı Fenerbahçe lehine. Klinkenberg. Ulaş. File teması. Beraberlik geliyor. Galatasaray yakaladı sarı lacivertlileri. Fenerbahçe 17, Galatasaray 17. Venno ile iyi bir seri yakaladı. Galatasaray şimdi de Marius Sordin mola alıyor. Polonyalı baş antrenörü Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe elindeki önemli bir avantajı Galatasaray'a çabuk eriştirmiş oldu. Galatasaray Venno'nun yine o ilk setteki gibi oyuna hakimiyet kurduğu bölümde beraberliği buldu. Tabi bunu sadece hücumuyla değil hatta etkili servislerle de sağlamış oldu Estonyalı pasör çaprazı. Şimdi yeniden başlayan bir maç 17-14 Erkekler Ligi'nde böyle bir seviyede önemli bir avantaj ama bugün 4-5 kez gördük ki geri dönüşlerin oldukça fazla olduğu bir maç günü bugün. Bakalım Venno'nun servis ritmi bozulacak mı bu mola sonrası? Oliver Venno. Karşıladı bu kez Caner. Ulaş. Cukovic. Arka alanda topu karşılayan Yasin oldu. Gerge blok out. 18. sayıyı alıyor Galatasaray. Sarı kırmızılılar öne geçti. İşte bakın Selçuk pası. Roland Gerge. Setin ilk sayısından sonra ilk kez öne geçti Galatasaray. Oliver Venno. Arka arkaya etkili smaç servisler. Venno. Klinkenberg. Ulaşım pası. Cukovic. Venno çıkaramadı topu. Cukovic de çok zor bir pası bitirdi aslında. Zor bir toptu gerçekten de. Milovan çok içine gitti top. Çok akıllıca bir sayı buldu Cukovic. Emre Batur. Gerge, Selçuk. Venno yükseliyor. Venno vurdu top dışarıda. Yine
görüntülü değerlendirme istiyor Nedim Özbey. Öyle gördüm. Temas olduğu görüşünde mi? Evet, evet. Çupkoviç'in değdiği görüşünde, evet, hatta Çupkoviç, bloktan. Direkt Çupkoviç'i gösterdi çünkü. Bir temas var mı? Bakacağız. Metin Korkut görüntülü değerlendirme hakemlerinin yanında. Temas var mı? Dikkatle inceliyorlar. Bu biraz uzun sürecek bence. Temas var mı, yok mu? Hala belli değil. Temasla temassızlık da çok ufak farklarla çıkacak belli ki. Aslında bugün hızlı geri dönüşler almıştık GDS'den ama bu uzun sürdü. Ve hala karar geliyor. Karar. Evet, şu anda geliyor Metin Korkut. Var mı, yok mu? Temas yok sanırım. Temas yokmuş gibi gözüküyor. Evet, yok. Temas yok. Nedim Hoca olduğu yönünde hala itiraz var. Bir daha istiyorum. Bir daha bakın diyor yardımcı hakem Metin Korkut'a. Ekrana, salonun içinde görüntüye geliyor. Ya orası da tam flu ana denk geldiği için kafalarda soru işareti bıraktı Galatasaray bençine. Ama son karar temas olmadığı yönünde. Sayı Fenerbahçe'de. Emre filede kaldı. Yeniden eşitlik var 19-19. Can kenarda, yine liberolarını değiştirdi Galatasaray. Onurcan oyunda. Gerge kullanacak servisi. Roland Gerge. Top bacarsı maçörde. Klinkenberg etkili servis Gerge'den. Şimdi Yasin, iyi karşıladı Caner. Yüksek top, üçlü blok. Belki Klinkenberg çıkartabilirdi Termaat müdahale etmesi ama Termaat'ın müdahalesi Klinkenberg'i de izledik hep beraber. Boşa çıkarttı işte, bakın. Blokta Galatasaray başarılı. Bir anlık anlaşmazlık, sayı sarı kırmızılıların. Galatasaray öne geçti 20-19. Bugün belki ikinci set hariç hiç kopmadı maç. Gerge. Klinkenberg, Caner, Cukkoviç, üçlü blokta başarı var. Yasin Selçuk ve ortalarında Justin Duff. 21. sayıyı aldı Galatasaray. Ve görüntülü değerlendirme istiyor. Sordil. File teması, file teması var mı? Yok mu? Yalnız Duff bloktan sonra çok güzel bir fotoğraf verdi. Foto muhabiri meslektaşlarımız için. Bakalım karar ne? Yok temas. Evet, temas yok. Ama görüntü gelmedi henüz. Evet işte. Üçlü blok ve temas yok net bir şekilde. Sayı sarı kırmızılıların 21-19. Gerge. Cukkoviç kısa pas. Değerlendiriyor Halil İbrahim Kurt. Farkı bir sayı indirdi Fenerbahçe ve şimdi Wouter Termaat'ın servisi, servis sırası ve son sayı ekranda bomboş durumda.
Halil İbrahim Kurt. Ulaş'ın yerine ikinci pasör. Yedek pasör Oğulcan oyunda. Hem onun uzun bloğundan da yararlanmak istiyor. Hem de pasörünü kaybetmek istiyor. Sordil. Evet. Marius Sordil. Termat. 21-20 Galatasaray önde. Can. Selçuk. Yasin. Elini soktu Caner ve sayı kazandıran Duff oluyor Galatasaray'a. Justin Duff. 22-20. Duff kullanacak servisi. İşte bakın Yasin'in vuruşu. Sonrasında Caner. Halil İbrahim ve Duff. Duff kullandı servisi. Yetişti de dublaja Duff. Selçuk. Üçlü blokta başarı var. Gerge. Pası Venlo'nun. Yasin. Dublajda başarı var. Ters eliyle topa vurmak zorunda kaldı Djukovic. Şimdi Caner. Oğulcan blockout. Termat. Farkı bir sayı indirdi Fenerbahçe. Büyük çekişme, büyük mücadele. Karşılaşmanın dördüncü setinde. Setlerde Fenerbahçe önde. Ve bu sette 27 dakika geride kaldı. Bakalım Oğuzhan Karasu yine nokta atışlar yapabilecek mi kullanacağı serviste göreceğiz. Pozisyon hatası var. Pozisyon hatası. Emre ben biliyordum Halil'in önde olması lazım, beni niye içeri soktunuz dedi. Evet doğru, pozisyon hatası kararı. Kontrol ediyor Metin Korkut. Şimdi pozisyonu soruyorlar. Fenerbahçeli oyuncular. Çok kritik bir hata oldu gerçekten bu. Maçın en kritik anında en olmaması gereken hatayı yaptı. Fenerbahçe Benci birer mola hakkı var iki takımında. Halil İbrahim Kurt oyunda. Yani bir tur sonra yapılması gereken değişikliği bir tur erken yapıp bir hataya imza atmış oldular. Aslında Emre fark etti de inandıramadı. Son anda oyuna girdi çünkü Emre. Girerken de yanlış yapıyoruz demişti. Şimdi evet, doğru pozisyon. Doğru pozisyon ve mola. Hemen bola alıyor. Sor değil. Yani bu seviyede bu kadar basit hata çok uzun zamandır görmediğimiz cinsten oldu. Yani hep oynanmadan rakibinize sayı veriyorsunuz. Hep moral motivasyon olarak da takımı düşürecek bir hareket. Aslında Emre'ye inansalardı. Sarılar Cert'li bench oyuncular bu hataya düşmeyeceklerdi. Emre ben bir tur sonra girmem lazım, erken sokuyorsunuz dedi ama inandıramadı. Tabi bir sayı değil bu. Oyunda psikolojik olarak da düşüşler bakalım olacak mı? Selçuk kullanacak servisi. 23-21 Galatasaray üstünlüğü. Klinkenberg, Ulaş. Klinkenberg vurdu. Gerge karşıladı. Selçuk yükseltti topu. Yasin. Ve sayı Galatasaray'ın. 24-21 Galatasaray seti alma yolunda büyük avantaj yakaladı. 29 dakika şu anda geride kaldı. Galatasaray kazanırsa 2-2 olacak. Ve maç karar setine uzayacak. Fenerbahçe gibi Galatasaray da bir puanı almış olacak. Klinkenberg, Ulaş. İkili blokta başarı var. Hücum şansı Galatasaray'da. Şimdi Venno'nun pası. Selçuk Venno. İkili blok. Arka alanda Djukovic. Ulaş. Dışarı vuruyor topu. Termat. Ve seti Galatasaray 25-21 alıyor. Bu arada görüntülü değerlendirme var tabii. Görüntülü değerlendirmede sonuç ne olacak? Bakalım blok teması var mı? Ama ben yok gibi gördüm. Ben de öyle gördüm. Eğer yoksa 25-21 olacak.
setin sonucu varsa 24-22. Tam 31. dakika şu anda bu sette. Temas yok, set bitti. Evet, set bitiyor. Galatasaray 25-21 alıyor bu seti. Setlerde durumu 2-2 yapıyor ve maç karar setine uzuyor. Çok kritik bir anda yapılan bir pozisyon hatası. Çünkü 22-21'di. 23-21 oldu ve ondan sonra da tutunamadı Fenerbahçe. Şimdi her iki takımın da birer puanı olacak. Ama bakalım maçtan galip ayrılan iki puanı kim alacak? Bunu göreceğiz karar setinin sonunda. Tabii Fenerbahçe bir ara 17-14'ü buldu. Çok önemli bir avantaj seti bitirme adına. Ama ondan sonra özellikle o bölümde Fenerbahçe'nin bulduğu ekstra bloklardan bahsederken Galatasaray Kanadalı orta oyuncusu Duff'ın üst üste 3 bloğuyla yeniden sete girdi. Ortak oldu. Özellikle o setin sonundaki psikolojik eşik bence oradaki pozisyon hatası tabii. Fenerbahçeli oyuncuların aslında hemen hemen herkes anlamıştır o pozisyonda kalabileceğini, psikolojik olarak düşeceklerini. Çok çok basit bir hata. Yani 22-21'den belki tekrardan sete girebileceğim bir oyunda 25-21 kaybetti Fenerbahçe. Galatasaray tarafına gelirsek bitti denilen seti Duff'ın üst üste blokları. Özellikle Vendo'nun oyunu belli bir yere kadar gelirken taşıdığı skor yükü. Galatasaray yeniden belki de çoğu insan bitti dediği maçta oyuna soktu. Şimdi son seti kazanması avantajıyla Galatasaray biraz daha favori durumunda duruyor 5. sette aslında tiebreak'te. Ama tabii kısa setlerde çok derken konuşmamak lazım. Fenerbahçe'nin ama öncelikli olarak o yaptığı pozisyon hatasının şokunu üstünden atması gerekiyor. O şokla yaşarlarsa Galatasaray karşılaşmayı 3-2 kazanmaya daha yakın olan taraf olacaktır. Ama tabii ki maç içerisinde bahsettik, yenilemekte fayda var, yenilemekte fayda var. Galatasaray'ın bench'ten gelen Macar smaçörü Roland Gerge, Fenerbahçe'nin bench'ten gelen Hırvat smaçörü Konstantin Çupkoviç kendi takımları adına oldukça fazla değer kattılar oyuna. Özellikle oyunun hücum bölümünü bench'ten gelen iki smaçör de çok çok iyi oynadı. Hep de aslında kopmayan setler izledik ikinci set haricinde. Şöyle bir istatistiklere bakıyorum bu setin. Galatasaray'ın en skorerisini Oliver Vendo 5 sayıyla, ona 4'er sayıyla Yasin ve Gerge eşit etmiş. Fenerbahçe 6 farklı oyuncudan sayı bulmuş. Çok da dengeli aslında. Çupkoviç 5, Terma 4, Halil 3, Emre 3, Ulaş 2 ve Kevin Klinkenberg belki biraz bir sayıda kalmış ama zaten hücumda 2 top almış Belçikalı smaçör. Her şeyin ortada olduğu bir tiebreak seti başlıyor. Evet, isimlerine yakışır bir mücadele ortaya koydu. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Keyifli bir 4 set. Büyük çekişme. Karar setinde az hata yapan takım kazanacak. Bakalım bu takım Fenerbahçe mi olacak yoksa Galatasaray mı? Bu arada tiebreak başlamadan 2 saat 15 dakikayı geride bıraktı. Evet, yaklaşık 2,5 saate yakın bir süre. Galatasaray'da Yasin'in servisleriyle başlayacak 5. set. İlk servisi Yasin kullanıyor. Yasin. Yüksek top ters tarafa. Djukovic. Şimdi Onurcan. Selçuk. Venlo yükseliyor. Arka alanda Caner. Ulaşım pası, kurşun pas.
Çok akıllıca bir plase Klinkenberg ve sayı Fenerbahçe'nin. İlk sayı karar setinde sarı lacivertlilerin. İşte bakın, zor bir top attı Ulaş. Klinkenberg, Venno dışarı gitti top. Ulaş kullandı servisi, Yasin Selçuk. Venno yükseliyor. İkili blokta başarı var Klinkenberg. Emre Batur ve Kevin Klinkenberg. Servis atışını Ulaş kullanıyor. Selçuk'un pası, Venno yükseliyor. Blokta yumuşadı top. Djukovic, Ulaş. Djukovic yükseldi. İkili blokta başarı var. Doğukan. Gerge ile yükseldi Doğukan Ulu. Doğukan'ın bloğu. Sayı Galatasaray'ın 2-1. Aslında Fenerbahçe'de Klinkenberg bir hücum, bir blok, bir de bloktan sektirdiği topla iyi başlamıştı ama Djukovic bitiremedi. Ulaş'ın pası, Djukovic, Selçuk, Venno, Emre topu dışarı vuruyor. Fileye teması işaret ediyor Metin Korkut. Evet, sayı Fenerbahçeli, fileye temas var. Bu nedenle Emre her ne kadar dışarı vurduysa da topu, sayı sarı lacivertlinin. Bakalım. Evet, fileye temas var. Bu arada Marius Sordil anlamadı. Çok sinirlendi Emre'ye. Klinkenberg, Gerge, Selçuk. Kısa pas. Laf son anda dokundu Ulaş. Djukovic, Yasin'in müdahalesi. Can topu oyunda tuttu. Venno'nun müdahalesi şimdi de. Kim? Emre. Klinkenberg, Ulaş ve Emre. Fenerbahçe 4-1 yapıyor durumu. Mola Galatasaray'da. Özbey Mola alıyor. İşte bakın, Ulaş'ın kısa pası, Emre Batur. Can çıkartamadı topu. 4-1 çok önemli bir avantaj. 5. set gibi 15 sayıda bitecek kısa bir sette. Fenerbahçe özellikle Klinkenberg'in etkili oyunuyla 4-1'i buldu. Nedim Hoca erken biraz müdahale etme gereği de bulundu ki haklıydı da. Bakalım bu mola yarayacak mı sarı kırmızılara? Çünkü Fenerbahçe önemli bir adım atarak başladı sete. Özellikle smaçörlerine çok kızdı Nedim Özbey. Hem Yasin hem Gerge. Nedim Hoca'dan biraz fırça yediler de işte. Klinkenberg. Gerge, Selçuk, Venno. Bu arada bu sette uzun bir aradan sonra İzzet tekrar oyunda. Bu setle beraber. Termaat yok. Evet, Termaat. Setin başından itibaren İzzet'le mücadele ediyor Fenerbahçe. Oliver Venno, 4-2 durum. Venno. Klinkenberg, Ulaş. Djukovic. Çok çabuk kullandılar topu. Sarı lacivertliler. Konstantin Djukovic. İşte bakın. Djukovic pasör çaprazı olarak ilk sayısını buldu. Kötü bir servis Emre'den. 5-3. Gerge kullanacak servisi sarı kırmızılılarda. Gerge. O da filede kalıyor. 6. sayısı sarı lacivertlilerin Galatasaray hatasından geliyor Gerge'den. Konstantin Djukovic kullanacak. Hırvat smaçör Fenerbahçe'de servisi. Djukovic. Can. Selçuk kısa pas. Güzel bir smaç Justin Duff'tan. Klinkenberg'den top dışarı gitti. 6-4. Çekişme tiebreak'te de, karar setinde de sürüyor. Justin Duff.
Klinkenberg. Halil İbrahim'in pası, üçlü blok. Venno. Yasin iyi karşıladı Caner. Cukkoviç. İzzet. Venno. Gerge. Elini soktu Caner. Ama değiyor. Bu çift pas, hatalı pas. O kırmızı kart var başhekimin elinde. Sanırım Caner'e bir de kırmızı çıkacak. Evet. Bu da bir sayı demek. Galatasaray böylelikle eşitliği yakaladı. Yani öyle kritik anda böyle tepki göstermek bu düzeydeki oyuncular için. Ki iyi de bir maç geçiriyordu Caner. Bir anlık öfkesine yenik düştü. Burada topun temas ettiği görüşünde mi? Çift vuruş. İzzet'in pasına çift vuruş çıktı. Daf 6-6 oldu bu kırmızı kartla. Skor. Evet, şimdi servis kullanılacak. Justin Duff. 6-6'lık eşitlik var. Yüksek top. Klinkenberg. Görüntünü değerlendirme istiyor Nedim Özbey. Topun dışarıda olduğuna dair düşüncesi var. Topun dışarıda olduğuna dair kritik bir görüntünü değerlendirme isteği. Bakalım. Klinkenberg. Yani topun bir bölümü içeride olabilir ama topun büyük bölümü dışarıda. Ama bir bölümü belli ki çizgiye değmiş. Evet öyle. Top içeride. Top içeride. Şahin göz gibisin. Kerem abi. Ben tam anlamıyla bildim çünkü ben tereddütteydim. Evet. Peki şimdi durum 7-6 oldu. Fenerbahçe bir sayı farklı önde. İzzet kullanıyor servisi. Gerge, Selçuk. Yüksek top, Yasin. İzzet arka alanda. Ulaş. Ters tarafa pas. Sert smaç ve sayı. Kevin Klinkenberg. 8-6 alan değiştirecek iki takım. Fenerbahçe avantajlı. Yani 8 sayının 4'ü Belçikalı smaçörden geldi. Geçen hafta Fenerbahçe kazanırken de sahanın en iyisiydi. Bugün 5. sette de kendi takımı adına sahanın en iyisi Klinkenberg. Ki hele o kaostan sonra üst üste 2 sayı bulmak kolay değil. Bir çift vuruş üstüne çıkan kırmızı karttan sonra. Evet, Fenerbahçeli oyuncular taraftarlardan daha fazla destek istiyor bu arada. İzzet kullanacak servisi. Alan değiştirildi. İzzet. Gerge, Selçuk, Venno. Çok iyi karşıladı Caner. Cukkoviç. Ama kötü yere düştü top. 8-7 oluyor. Galatasaray 7. sayıyı aldı. Fenerbahçeli oyuncuların bu hatası sonrasında. Venno görüntüde. Servis atışını Selçuk kullanacak. Klinkenberg. Ulaşım pası. Cukkoviç. Venno. Selçuk. Ulaş soğukkanlı. Klinkenberg. Cukkoviç. Üçlü blokta başarı var. Yasin. Doğukan ve yanlarında Oliver Venno. Sayı Galatasaray'ın. Galatasaray yeniden yakaladı Fenerbahçe'yi. Bakın. Cukkoviç ve Doğukan Ulu. 8-8. Selçuk. Klinkenberg. Yükseliyor ikili blok. Ve bu top çıkmıyor. Sarı kırmızılar öne geçti. Durum 9-8 oldu. 8-6'dan 3 sayı. 9-8 öne geçiyor Galatasaray. Muhtemelen Bola gelecek Fenerbahçe cephesinde. Evet, Bola, Marius Sordil. Yani Galatasaray sadece 2 hücum sayısı bulduğu sette 9-8 öne geçti. Ama öyle bir
detay var ki 3. blok sayısı oldu bu Galatasaray'ın sarı kırmızılı oyuncuları. Tabii 4 tane Fenerbahçe hatası var ki aslında 3 ana parçaya böldüğünde Galatasaray'ın en fazla sayı Fenerbahçe hatalarından çıkardığını görüyoruz. Fenerbahçe ise Çupkoviç'i pasör çaprazına çektikten sonra ki aslında anlaşılabilir bir tercih bu. Çünkü gerçekten kötü bir 4. set oynadı Termat. Ama Çupkoviç de bu sette sadece bir sayıda kaldı. Ama ısrarcı olmak gerekmiyor mu? Termat özellikle setlerin son bölümlerinde çok etkili oyun sergiledi. Evet. Yani vazgeçmek karar setinde ne derece doğru ki acaba? Çünkü muhtemelen şu an Fenerbahçe'nin en skorer ismi Termat. Yani. Ciddi bir risk. Bakalım nasıl karşılık verecek o risk. Klinkenberg, Ulaş. Ortadan hücumu sarı lacivertlilerin Halil İbrahim Kurt 9-9. Yani ilk seti bir yere, bir kenara koyarsak iki takım da o andan itibaren oldukça fazla orta oyuncuları kullanmaya başladı. Bu arada oyuncu değişikliği sarı lacivertlilerde Oğulcan Yatkın oyuna giriyor. O kadar dikkatliler ki artık. Hep bir tedirginlik var sarı lacivertli oyuncularda. Oyuncu değişikliklerinde, servis turlarında, pozisyonlarda Emre yine tedirgin baktı çünkü bench'e. Oğulcan. Yasin, Selçuk, Renno dışarı vuruyor topu. Evet, Ulaş. Ama Ulaş rakip alana yani Galatasaray alanına geçti. Renno'yu da kurtarmış oldu. Çok da kendi adına da, kendi takımı adına da çok büyük bir hataya imza attı aslında Ulaş. 10'a 9 Galatasaray üstünlüğü var karar setinde. Yasin kullanacak servisi. Yasin, Klinkenberg, yüksek top, Lennon'un bloğu, Emre'nin pası, üçlü blok, temas ediyor. Klinkenberg, kritik bir pozisyon, 11-9, farkı 2 sayıya çıkarttı Galatasaray. Sarı kırmızılılar 4 sayı daha alırsa maçtan galip ayrılacak. Dördüncü blok sayısı tiebreak'teki Galatasaray'ı. Klinkenberg, Ulaş, Cukkoviç ve yine blok geliyor Galatasaray'da. Doğukan ve Gerge 12. sayıyı alıyor sarı kırmızılar ve Fenerbahçe karşısında Galatasaray büyük avantaj yakalamış vaziyette ve son mola hakkını kullanıyor. Fenerbahçe baş antrenörü Polonyalı Sordil. Yani buradan çevirmek artık kolay olmayacak ama hani şu maç öyle geri gidişlere, dönüşlere sahne oldu ki. Ama bu saatten sonra çok zor tabii. Bakalım Fenerbahçe başarabilecek mi? Ya da Galatasaray buradan artık 3 sayıyı alıp bitirebilecek mi göreceğiz. Yani belki herkes Fenerbahçe'nin bir önceki setle maçı 3-1 önde tamamlayacağını düşünürken ilk önce Duff'ın bloklarıyla başlayan blok serisi 5. sete de yansıdı ve oyuncu performansından daha çok blok performansıyla Galatasaray çok önemli bir avantaj yakaladı 5. sette. Yasin. Klinkenberg çapraza vuruyor bu kez. Sayı Fenerbahçe'nin 12-10. Fenerbahçe'de oyuncular uzun bir süre sonra tekli blokla hücum ettiler. Klinkenberg'in de bu setteki 5. sayısı oldu. Yani Fenerbahçe'nin bulduğu sayıların yarısı. Ulaş. Yasin, Selçuk ters tarafa. Gerge. Karşıladı Caner. Benno, Selçuk ters tarafa. Gerge vurdu ve sayı oldu. 13-10. 14 dakika geride kaldı karar setinde. Maçta 2,5 saati şu anda geride bıraktık. Ama özellikle Galatasaray Fenerbahçe Efeler Ligi maçları bizi 2-2,5 saatlik maçlara alıştırmıştı. Bu arada kritik bir dokunuş Emre'den 13-11. Oğuzhan kenara geldi. Servis atışını Kevin
Klinkenberg kullanacak. Sanırım olsam bir sonraki tur, yani Emre'nin servis kullanacağı turda oyuna girecek. Klinkenberg. Gerge. Selçuk Gerge. Blokta başarı var. Emre Batur 13-12 fark, bir sayıya indi. Mola. Galatasaray'da Nedim Özbey mola alıyor. Maçın en kritik sayısı öncesi Nedim Hoca molasıyla oyuna müdahale etti. Galatasaray'ın bu setteki silahını Fenerbahçe'de devreye soktu. Belki bu Sarı Lacivertlerin bu sette bulduğu ikinci blok ama çok kritik bir yerde. Emre üzerinden geldi. Yani bu sayıyı da kaybetseydi Sarı Lacivertler, Galatasaray çok çok önemli bir avantajı. Tam 3 kez maç için servis atma şansı yakalayacaklardı. Fenerbahçe Emre'nin bloğuyla şu an için tekrar maçın içinde. Şu an bence maçın en kritik sayısı oynanacak. Bakalım kim kazanacak bu sayıyı? Kevin Klinkenberg. Arka alanda Yasin karşıladı. Şimdi Klinkenberg. Fenerbahçe hücumu İzzet. Arka alanda Can. Selçuk. Gerge ve sayı. Roland Gerge 14. sayıyı alıyor Galatasaray ve şimdi sarı kırmızılılar maç sayısı için servis atışı kullanacak. Sevgili izleyiciler, 2-2'lik eşitlik setlerde ve tiebreak'te karar setinde 14-12 öne geçen Galatasaray Oliver Venno ile maç sayısı için servis atışı kullanıyor. Venno. Klinkenberg, Ulaş, kısa pas. Bir hücum şansı da Onurcan karşıladı topu. Klinkenberg vuruyor ve sayı oluyor. Fenerbahçe vermedi son sayıyı. 14-13. Ve şimdi Oğuzhan oyuna girecek. Çok kritik bir anda Oğuzhan servis kullanacak Fenerbahçe'de. Emre kenara geldi. Oğuzhan, Karasu. İşte son sayı. Klinkenberg. Çok sert vurdu smacı. Oğuzhan Karasu. Maç sayısı için avantaj Galatasaray'da. Oğuzhan. Arka alanda Yasin. Selçuk kısa pas. Ve bitiriyor Daf. Galatasaray 15-13 alıyor son seti. Karar setini. 19 dakika sürüyor bu set. Ve setlerde 3-2 öne geçiyor. Bu dev mücadelenin kazananı Galatasaray oluyor. Sevgili Murat Yücekök, teşekkürler yorumların için. Sevgili seyirciler, böylece Burhan Felek Spor Salonu'ndan yaptığımız yayının sonuna geliyoruz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Kerem Öncel sizlere iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.